Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden iyi akşamlar. Biraz sonra Sayın Genel Başkan Özgür Özel bizim konuğumuz olacak. Daha doğrusu biz de onların konuğuyuz. Çünkü Genel Merkez'de gündemi değerlendirecek sorular soracağız. Kübra Par, Gürkan Hacır ve Betül Araz'la birlikte. Sayın Genel Başkan çok teşekkür ederiz. Hem yayını kabul ettiniz hem bizi kabul ettiğiniz için. Siz de hoş geldiniz. Ben teşekkür ediyorum. Soracağımız çok soru var. Ben direkt gündemden başlamak istiyorum. Özel hassasiyetle duyduğum birçok kişi gibi bir konu var. Bu da sahipsiz hayvanlar meselesi. Çok tartıştık. Dün benim yayınım vardı, orada da çok tartıştık. Sizin de yaptığınız bir açıklama vardı. İşte sabah saatlerinde işe giden, ibadete giden, okula gidenler için bu bir güvenlik sorunudur falan da dediniz. Tam yaklaşımı nedir Cumhuriyet Halk Partisi'nin? Aslında şöyle bir durum var. Herkesin içinde bulunduğu hassasiyet şu. Bu canlıların uyutulma ihtimali var mı? Yasa böyle çıkarsa CHP ne yapar? Şimdi birincisi şu. Türkiye'de bir sokak hayvanları sorunu var mı? Var. Ne zamandan beri var? Çoktandır var ama Covid'den sonra ciddi şekilde var. Çünkü o sırada çok ciddi şekilde ürediler ve kısırlaştırma faaliyetlerinde de yeterli çaba gösterilmediği anlaşılıyor. Şimdi gelinen noktada artık bu şöyle bir noktaya geldi. Bir, demin söylediğimiz gibi işte sabahleyin okula servisine gidene, işine gidene, camiye gidene bir tehdit. İkincisi şöyle bir ikilem var. Bundan çok korkarım ben. Bu bir sınıfsal sorun haline dönüşüyor. Arabası olmayan toplu taşıma kullanana veya işte korunaklı bir sitede oturmayana sorun. Diğeri açısından değil gibi. Bu çok tehlikeli bir durum. Önce bir kere sorunu görmek lazım. Çözümü ne? Ben çözümünde çok netim. Biz 2020 yılında bu konuda mecliste bir komisyon kurduk. Komisyona 4 partiden milletvekilleri katıldı. Mütabakatla ve hepimizin övündüğü bir şekilde Hayvan Haklarının Korunması Komisyonu raporu yayınlandı 16 Ocak 2020'de ve genel kurulda da görüşüldü. Şimdi bu rapora baktığınızda bu raporun 101. sayfası Hayvan Hakları Fonu kurulacak diyor. Hayvan Hakları Fonu. Bu fon parayı nereden toplayacak? Tarif etmiş. Belediyelerin aldığı emrak, çevre temizlik vergilerinden, aktarılacak paylardan, at yarışı, milli piyango gibi şans oyunlarından, kesilen idari para cezalarından, yapılacak bağışlardan. Bu fonla ne yapılacak diyor? Bu fonla kısırlaştırma, etkin bir kısırlaştırma seferberliği ve yeterince barınak. Bu müthiş bir fon kuruluyor. Buna bütün partiler evet demiş. Bunu 4 yıldır yapsaydık zaten bu durumda olmayacaktı. Çünkü biz yasamayız, bu önerileri yapıyoruz ama yürütmenin bu konuda harekete geçmesi lazım. Bu fonu kurması lazım. Kanunla kuracaksa çoğunluk grubu olarak kanun teklifini getirmesi lazım. Eğer bir fon olarak devletin yürütme organı kuracaksa da kurması lazım. Bu yapılmamış, bunun yapılmasını öneriyorum. Bu raporda mesela raporun 110. sayfası kısırlaştırma merkezleri ve geçici hayvan bakım evlerini tarif ediyor. Uzun uzun sayfalarca. Burada uyutma diye bir şey yok. Yani meclis bu konuyu konuşmuş. Uyutma şöyle var. Tedavi edilemeyen hastalıklar, hayvanın çektiği ve dindirilemeyen acılarına son verme ve ıslah edilemeyen işte kuduz gibi vakalar veya işte çıldırmış bir hayvan başka hiçbir türlü zapt olamıyor. Yani psikiyatrik sorunu olan bir hayvan düşünün yani. Hasta. Bunların dışında da uyutma yok. Şimdi bugün karşı karşıya olduğumuz durum şu. Efendim ekonomik kriz var. Tasarruf tedbirleri var. Bunları ayıracak paramız yok. Belediyeler tasarruf edecek, kamu tasarruf edecek. Biz bu hayvanları öldüreceğiz. Şimdi benim bununla ben dün net olarak bunu söyledim. Sayın Destici'nin ziyaretinden sonra gazeteci arkadaşlarla soru cevap yaparken biz elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bu fonun bağış ayağını da çok güçlendirmeye de hazırız. Bu fonun mutlaka kurulması lazım. Genel bütçe yani vergilerden pay, belediyelerin aldığı vergilerden pay, bunun dışında kesilen cezalar, at yarışı, spor toto, milli piyango. Buralardan pay. Bunu yaparsınız bu sorunu çözersiniz. Bugün herkes şunu kabul ediyor. Çeşitli rakamlar var. Ha, ben bir de bir rapor bekliyorum bu arada. Ben bu 31 Mart'tan sonra ilk iş, ben Veterinerler Odası Başkanı'nı, daha doğrusu bayramda Veteriner Hekimler Odası Başkanı'nı, diğer meslek örgütü başkanları gibi aradım. Tabii herkesle
bayram sohbeti sırasında onlarla konuyu buraya geldi. Ben dedim bu büyük bir sorun. Uygun gördüğünüz bir zaman bir araya gelelim ve konuşalım. Sağ olsunlar randevu alıp geldiler. Onların talepleri vardı. Belediyelerimize direktif olarak yazdık. Bizim onlardan talebimiz oldu. Bu iki uçlu bir sorun. Yani hayvan hakları savunucularını söyledikleri de doğru. Bu konudan rahatsızlık duyanlar da haklı, yaşamayan bilmiyor. Yani evden çıkıyor, küçük çocuk servise gidecek, annesi de götürse 15 tane köpek geliyor saldırıyor. Bu olmaz. Buna engel olmak lazım. Ama çare itlaf değil, çare uyutma değil. Bu konuda iki taraf, bunu siyasete alet etmemek lazım. AK Parti, MHP, DEM, İYİ Parti, CHP, Saadet oturacağız ve bu konuda uzlaşacağız. Doğru bir kanun çıkaracağız. Ama bizim itlaf noktasında, uyutma noktasında uzlaşmamız mümkün değil. Yani şimdi uzlaşma insancıl bir şeydir. Böyle barbarca bir şeye gidemeyiz. Ama şunu da yapamayız. Böyle bir sorun yok diyemeyiz. Bu sorun var. Çözmek zorundayız. Bu özellikle yoksullar, çocuklar ve yaşlılar için çok ciddi bir güvenlik tehdidi. Sayın Genel Başkan, az önce sevgili Kübra Apar'ın programında belediye başkanınız, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yayındaydı. Yayın öncesi de sohbet etme fırsatı bulduk. O başka sorunlara da işaret etti bir belediye başkanı olarak. Yani dedi ki Bolu'da binlerce böyle bu tarz başıboş köpek var ve bunları dedi alıp kısırlaştırmamız da çok kolay değil dedi. O da ciddi bir zaman alacak. Günde 30 köpek kısırlaştırabiliyoruz biz belediye kapasitesi olarak. Ama 4000 mi dedi? 4000 civarında sahipsiz. Evet. 6500. Özür dilerim 6500. 6500 köpek var dedi. Yani orada belediyelerin de ciddi bir sorunu var. Tamam bu iş bir çıkmaza girdi gibi. Yani toplum neredeyse bir ikiye bölünmüş durumda her konuda olduğu gibi ama burada belediyelerin de bir açmazı var. Bu belediyelere ne önereceksiniz veya şimdi, CHP'li belediyelere? Zaten rapor şunu tespit ediyor. Bunun altından belediyeler tek başına kalkamaz diyor. Bunun için bir fon öneriyor. Hatta şöyle bir şey var. Yani ben tutanaklarına da baktım. Arkadaşlar neler konuşmuş diye. Benim öyle bir hastalığım var. Mecliste iki kişi birbirine fıkra anlatsa benim mutlaka onu okumam lazım. Ben tutanaklarına da baktım. Ne çalışmışlar diye. Gerçekten de bu iş tek başına belediyenin, tek başına merkezi idarenin falan değil. Tam bir eş güdüm lazım. Ama mesela şey diyorlar. Bu fonla kısırlaştırma araçları, mobil araçlar tüm şehirlere, tüm ilçelere çok sayıda ve işte 30 yapabiliyorken mesela bugün bir gazete röportajı vardı. Aynı anda 300-350 ameliyatın yapılabildiği, üniversitedeki veteriner hekim öğrencilerinin bu dersi aldıkları noktada bir pratik uygulama olarak da bu öğretmenleriyle birlikte yapabilecekleri bir sürü şey çalışmışlar. Ben Veteriner Hekimler Birliği Sayın Başkanı veteriner hekim olan akademisyenlerle ve saha insanlarıyla çalışıp bana bu konuda bir öneri de getirecekti. Ben onu da bütün liderlerle de paylaşacağım. Bu meseleyi hep beraber çözmemiz lazım. Yani sorun görmezden gelinemez, sorun yokmuş gibi davranılamaz ve şöyle bir şey yok yani. Efendim bugünkü durum devam etsin. Ben bunu da kabul edemem. Ama katledilmeleri karşısında da dururum diyorsun. Ya net olmaz yani. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Buna öyle kimsenin yani bunu söylemesi kolay da sen böyle bütün dünyanın gözünün önünde... Bütün vatandaşın bu kadar çocuğun gözünün önünde hepimizin çocukları var. Küçük yaşlarını gördük. Hepsi yeni kuşağın inanılmaz bir hayvan severlik ve doğa dostluk tavrı var. Bu kadar insanın önünde hadi göreyim bakalım da sen git işte Bolu'da sadece Bolu'da 6500 köpek uyut. İstanbul'da işte yüz binlerce köpek. Geçen yılın rakamı 1.800.000'miş. Yani neyse yani toplam bu olmaz. Türkiye genel. Yani öyle atıp tutanlara bakmayalım. Bir kuşakta bir travma yaratırsınız yani. Bu kadar 1.5 milyon köpeği, bilmem kaç milyon kediyi bu kadar çocuğun, gencin önünde itlaf edeceksiniz. Olmaz yani. Olacak iş değil. Bu işe hep birlikte insancıl bir çözüm bulacağız ama popülizm yapmayacağız. Birbirimizi suçlamayacağız. Oturacağız, halledeceğiz yani. Başka çaresi bu yok. Ne kadarlık bir süreyi kapsar efendim bu çözüm? Ya şimdi böyle hemen parlamentoya geldi herhalde bu taslak şimdi, değil mi? Tabii inmedi parlamentoya. Gelmedi, daha görmedik ama dolaşan bir taslak var. Parti görüşecekmiş partilerle. Önümüzdeki hafta. Dolaşan bir taslak var. Görüşmeye gelecekler. Şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer uzlaşma zemini aranırsa parlamento için bu birkaç haftalık bir iştir. İyi bir kanunu. Varsın bir ay olsun. Ama dört dörtlük bir iş yapılıp hızla çözüm olabilir.
Benim akademisyenlerden okuduğum gördüğüm 1,5-2 yılda bu iş kontrol altına alınır, sorun olmaktan çıkarılabilir diyorlar. Göreceğiz. Peki. Bu konuda var mı başka sorumuz? Yok. Yoksa bir başka başlığa geçelim. Şimdi bir yandan da son günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Roma'ya belli sayıda gazeteciyi götürmesi çok tartışılıyor. İstanbul'un 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapmasına ilişkin mutabakat zaptının imzalanması nedeniyle. Fakat bu gezinin tam da Türkiye'de tasarruf tedbirleri, siyaset medya ilişkisi, işte özel uçakla geziler gibi muhalefetin iktidarı eleştirdiği başlıklara benzer bir durum olması nedeniyle tartışılmaya başladı. Siz nasıl bakıyorsunuz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gazetecileri götürmesi İstanbul adına bir tanıtım hareketi midir? Yoksa Türkiye'nin tasarruftan bahsettiği bir dönemde yanlış bir siyasi hamle midir? Şimdi birincisi şu, eleştirenler açısından baktığımızda AK Parti bunu ayda 5 kez yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi 5 yılda bir kez yaptı. Niçin yapıldı? Bir savunuculuk, bir lobicilik çalışması bu. Çünkü o oyunların mütabakat zaptı aynı zamanda İstanbul'da yapılacak olan olimpiyatlarla ilgili en önemli adım, en önemli tanıtım faaliyeti. Eğer bu bizim belediyemiz tarafından, yani belediye kaynaklarıyla gazeteciler götürülerek CHP lehine bir siyasi faaliyet ya da örneğin işte belediye başkanının kendi PR'ı için bir siyasi faaliyet olsa bu hoş bir durum olmaz, yanlış bir iş olur. AK Parti bunu ayda 5 kere yaptı oluyor. Ama bu sefer Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı iş İstanbul için bir savunuculuk, bir lobicilik faaliyeti, Türkiye için bir lobicilik faaliyeti ve yapılan işin sonucunda iyi bir sonuç alındığı takdirde hep birlikte kazanacağız. Zaten ilk sonuç alındı ama Türkiye'ye olimpiyatın gelmesi için gerekli şartlardan bir tanesi böyle bir organizasyonu başarıyla tamamlamak. O açıdan ben meseleyi mahsurlu, sorunlu görmüyorum. Keşke hep böyle gazetecilerin davet edilme meselesi bu kadar masumane olsa, hep keşke böyle olsa. İkincisi, keşke örneğin çağrılan şu anda Türkiye'de gazetecilere böyle bir davet yapmak ayıplı bir durum olsa. Eskiden öyleydi. 1970'lerde bir gazeteciyi dış geziye çağırdığınızda, hatta 90'larda gazeteler biz kendi masrafımızı karşılarız derlerdi. Sizin gezilerinizde nasıl efendim durum? Benim daha öyle bir gezim olmadı. Hatta yurt içi var. Yurt içi gezi. Filistin hiç olmadı. Yani bizim otobüse binen arkadaşlar olursa otobüsün arkasında su falan içiyorlar. Röportaj yapıyorlar. Benim mesela şöyle bir şeyim var. Bir miting şeyi sahnesi 2,5-5 milyona mal oluyor ses sistemi falan. O yüzden ben otobüs kullanıyorum. Bizim Sayman beni çok seviyor. Ben 105 mitingden yanılmıyorsam 4 ya da 5'inde sahne kurdurduk. 101 tanesini otobüs üstünden yaptım. Çarpıyor, bölüyor. Bayağı bir böyle genel başkan 500 milyon tasarruf etti veya 250 milyon. Ben öyle biraz o işlerde hassasım. Partinin parasını harcamada falan. Ama mesela efendim Azerbaycan'dan randevu istediğinizi biliyoruz. Gideceksiniz. Evet. Mesela Azerbaycan gezinize gazetecileri alacak mısınız? Mesela şey aldınız ama, aldığınız zaman o gazetecilerin masraflarını siz mi ödeyeceksiniz? CHP mi ödeyecek? Ve de kompozisyon nasıl olacak? Evet. 8 Haziran'da Bükreş'e gidiyorum. Hı. Almıyorum. Gazeteci almıyorsunuz. 10 Nisan'da Bükreş'teydim. Almadım. 9 Nisan veya Romanya, o bir günlüktü, bu 3 günlük. Avrupa Sosyalist Partisi'nin toplantısı, Avrupa Sosyal Demokrat Partisi'nin kongresine gittim, yalnız gittim. Yani gazeteci Şevket var, o da benim basın danışmanım. Tabii. Eski milliyet emekçisi. Ondan önce Sosyalist Enternasyonel'e gittim, almadım. Kıbrıs'a şu ana kadar Kıbrıs'a gittim, almadım. Almadı. Bir tek Filistin meselesinde dün bir gazeteci şöyle söyledi. Mutlaka orada olmak isterim. Şöyle katkım olur, böyle katkım olur dedi. Ona da dedim ki bu gazeteci davet işleri biraz netameli işler. Ama belki kurumunuz karşılamayı düşünürse öyle olabilir dedik. Objektif kriterler koymak lazım. Siyasetin finansmanı, siyasi etik yasası boşuna söylemiyoruz. Ama Türkiye'de gazeteci meslek örgütlerinin bu konuda bir zaafı olduğunu düşünmüyorum ama medya, gazeteci meslek örgütlerinin elinden, denetiminden, disiplininden çıktı çıkalı. Yani öyle kime sorarsanız sorun, hangi cumhurbaşkanının, bakanın
Meclis Başkanı'nın gezisine katılan hangi gazetecinin masrafını kurumu karşılamış? Ya Cumhurbaşkanı da... gezilerinde kaldığı oteli gazeteciler kendileri karşılamak kurum. Zorundalar. Bir tek oteli. Uygulama özel uçak tahsis edildiği dönemden itibaren uçak masrafı değil, diğer her birini kurum kendi evet. karşılamak durumunda. Peki, bu konuda başka sorunuz evet, var mı? Yani siz anladığım kadarıyla ben gezilerimde gazeteci götürmüyorum. Şu ana kadar götürmedik. Şu ana kadar karşılayacaksınız gelin. Şu ana kadar götürmedik. Bizim zaten bir özel uçağımız da yok. Tarifeli ve ekonomi uçuyoruz genelde. Yurt içi uçuşlarda ekonomi de alsan eğer varsa business class oraya otomatik geçiriyorlar. Havayolu şirketinin uygulamasıyla. Onun dışında Kıbrıs'a bile giderken orada yurt dışı uçuş olduğu için ekonomi aldık gittik. Ekonomide oturunca da bir lider veya genel başkan değerinden değer kaybetmiyor yani. Hayır, sizin yurt dışı temaslarınız da az önce bahsettiğiniz gibi o önemli temaslarda. Özellikle Sosyalist Enternasyonel'e gidişiniz vesaire. Onların da bir haber değeri var da o manada sordum ben. Hani... Mesela şöyle söyleyeyim. Bizim gezilerimize gazeteci katılması faydalı bir şekilde arkadaşlarımız, siyasi arkadaşlarımız tarafından mütalaa edilirse bunu hangi standartlar, hangi şartlar, bunu diğer partiler nasıl yapıyor? Avrupa'daki sosyal demokrat partilerin uygulaması nedir? Ona bakarak karar veririz. Onun dışında hani şu ana kadar böyle bir derdimiz, bir sıkıntımız hiç olmadı. Evet. Peki. Türkan. Şimdi Sayın Genel Başkan, yeni bir başlıkla devam edelim istiyorum. Şimdi efendim, siz Cumhuriyet Halk Partisi'nde, ben de biraz Cumhuriyet Halk Partisi tarihine meraklı olduğumu bilirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde 1970'lerden sonra Ecevit'in o 41.7'sinden itibaren alınmış en yüksek oyu alan bir genel başkan olarak tarihe geçtiniz. %37,7 oy aldınız. Büyük bir başarı. Sadece bununla da sınırlı kalmadı iş. Ankara, Manisa ve Mersin Büyükşehir Belediyelerinde rakiplerinize 30'ar puan fark attınız. Ankara'da da %60 gibi tarihi bir rekora imza attınız. Yani sizin değişim talebiniz aslında seçmende karşılık buldu. Ama şimdi bugünden sonra nasıl karşılık bulacak bunu merak ediyoruz. Şimdi özellikle sizin belediyelerin performansını nasıl değerlendireceğinizi, bu değişim hareketinizi nasıl sürdüreceğinizi insanlar merak ediyorlar. Çünkü size bir kredi açıldı. Büyük de bir kredi açıldı. CHP tarihinde olmadık bir kredi açıldı. Bunu nasıl yükseğe taşıyacaksınız ve genel seçime daha çok var, çok uzun süre var ama siz bunu belediyelerden başlattığınız bu hareketi nasıl büyüteceksiniz ve belediyelerin performansını nasıl değerlendireceksiniz? Şimdi bir kere bu kredi niye açıldı ona bakmak lazım. Şunu ifade etmem gerekir ki bu krediyi biz bir böyle tüketici kredisi gibi görmüyoruz. Al tüket veya bugüne kadar vermedik, borçlandın, al kapat falan. Bu bir yatırımcı kredisi. Bankalar yatırımcı kredisini nasıl verir? Türkiye'nin geleceğine yatırım yaptı seçmen. Dedi ki CHP'ye, al yerelde iktidar ol. Ben genelin gücünü yerelle dengeliyorum. Bir yönet bakalım. Beğenirsem ülkeyi de yönettireceğim. Bu aynı bir yatırımcı kredisini alırsınız, yatırımınızı yaparsınız. Kredinin sonu gelir. İşler kötüyse daha günü gelmeden krediyi geri çağırır banka. Ama işler iyiyse efendim bir kahvenizi içmeye geldim der. Genel müdürlüğümüz kredinizi 3 katına çıkardı, kullanırsanız memnun oluruz der. Tam durumumuz budur. Yani sizin açtığınız hat çok doğru bir hat. Biz eğer belediyelerimizi iyi yönetirsek Türkiye'yi de yöneteceğiz. Ve şu olacak. Benim bir rüyam var, bir hayalim değil ama büyük bir hedefim var. Ecevit 1970'lerde girdiği iki yerel, iki genel seçimin dördünden de partisini birinci kez çıkarttı. Evet, doğru. Bu Cumhuriyet Halk Partisi tarihini hani böyle detaylı bilen herkesin dikkatini çeken bir şeydir. Biz 2. yüzyılın ilk seçiminde, yerel seçimde kimse beklemiyorken ki defalarca söylememe rağmen dediğimiz bütün illeri aldık ve birinci parti çıktı. Şimdi 2. yüzyılın ilk seçimlerini kazanırsak gerçekten tarihe geçeceğiz. Tarihe Özgür Özel falan değil. Elbette o dönemin genel başkanı geçeceğiz. Ama 43 yaş ortalaması olan bir parti meclisiyle yönetiyorum ben bu partiyi. 46 yaş ortalaması olan bir MYK ile yönetiyorum. MYK toplantılarında 6 saat sürüyor. 24 kişi var. Yarısı kadın, yarısı erkek. Ve öyle tartışmalar oluyor ki
Herkes birbirine, mesela Selin Hoca ile biz 6-7 yıl birlikte MYK toplantılarına girdik çıktık. Ben MYK toplantılarından öğrenerek çıkıyorum. MYK toplantılarından genç arkadaşlarımız yetişerek çıkıyorlar. Tecrübeli arkadaşlarımız geçmiş dönemden çok yeni fikirlerle tanışarak çıkıyorlar. Ve iyi müzakere edilen, saygı içinde her fikrin tartışıldığı ve ölçme değerlendirmeye dayalı bir sistem uygulanıyor ve Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. İyi yönetim prensiplerine göre yönetiyoruz. Ben Manisa Eczacı Odası'nı aldım bırakırken Türkiye'nin en iyi yönetilen eczacı odasıydı. Hala öyledir. Türk Eczacılar Birliği'ni aldım. 4 sene sonra görevimi teslim ederken Türkiye'nin en iyi yönetilen meslek örgütüydü. Hala öyledir. Çünkü yönetim standartlarını getirdik. Şimdi de bir kurumsal reform çalışıyoruz. Yönetim mimarisini baştan aşağı değiştiriyoruz. Bütün yaptıklarımızı yazıyoruz. Sonra o yazılanları düzeltiyoruz. Sonra düzelmiş haliyle yapmaya devam edeceğiz. Yani ne yanlışsa görüyoruz ve yapıyoruz. Bir sürü tehlikeden, bir sürü sıkıntıdan bu sayede kurtulduk. Bir sürü fırsatı bu sayede başardık ve bir sürü riski bu sayede elimine ettik. Tehlike ve risk derken efendim? Ya örneğin mesela Artvin gidiyordu. Artvin gidiyordu. 19 Mart şeyine göre, anketine göre Artvin gidiyordu. Fırsatta Kilis de geliyordu. Ama iki tarafında bundan haberi yoktu. Biz Artvin'e gittik. O dönemde takip ettiyseniz açık açık konuşma diye bir format geliştirdik. Ben buraya herhangi bir mitinge gelmedim. Açık açık konuşmaya geldim diye başlıyor. Artvin anketi şunu gösteriyor. Bizim aday yapmadığımız ve bir başka partiye gidip adaylaşan, sonra da o reddedilince bağımsız aday olan veya kişi gitmiş bir oy alıyor. Oyu bize kaybettiriyor. Ona oy verenler CHP'liler, AK Parti kazanıyor. Ama bundan kimsenin haberi yok. Çünkü anket yok. Çıktım, anket kırılımlarını açık açık anlattım. Ve dedim ki kararı siz vereceksiniz. Şu isme oy verirseniz, ki o ismi ben aday yapardım. Memnuniyet anketi %22 çıktı. Artvin memnun değil dedim. O isme oy verirseniz AK Parti kazanıyor. Bizim adaya oy verirseniz Artvin gitmez. Karar sizin. Bu kadar net. Canlı yayınlandı yani. Yani bizzat genel başkan olarak müdahale ettiniz oraya değil mi? Ettim çünkü ölçme değerlendirme geçti. Kilis bambaşka bir hikaye. Anketlerden sonra biz bir firmayla çalışmadık. 18 firmaya çağrı yaptık. 10'uyla başladık. 8'iyle devam ettik. İkisi elendi. 6'sıyla yoğun olarak çalıştık. Ne yapıyoruz? O çok alay ettikleri işi yapıyoruz. Dijital bir link yok. Daha doğrusu soruları biz hazırlıyoruz. Hep aynı format. Dijital bir link üzerinden yapay zeka dijital dinleme yapıyor ankete. Ankette 0-25 yaş arası öğrenci, 0-25 yaş arası bir kadınla görüşmesi gerekirken 42 yaşındaki bir kadını 24 diye kaydedince, çünkü ilk başta anket yapmak kolay. Sonda örneklemi tutturmak için onu yakalaması lazım. Arıyor yok. 42-24 giriyor. Yapay zeka anketi durduruyor, bizi uyarıyor. Eleman uyarılıyor, firmanın sözleşmesi feshediliyor. Firmanın kötü niyeti varsa. 6 firmaya kadar kaldık. 6 firmayla 6 kişilik bir ekip genel merkezde, seçim koordinasyon merkezinde. Sorular standart. Ne aradığımızı biliyoruz. Anketi yapanlar dijital dinlemeye izin veren, teknik olarak üst düzeyde ve kendine güvenen firmalar. Raporlamayı biz yapıyoruz. Ankette nereye bakacağımızı biliyoruz artık hepimiz. 350 bin anketle aday belirledik. 255 bin anketle adayları sahada takip ettik. Ve Kilis ne gösterdi biliyor musunuz? AK Partililerin %35'i bizim adaya oy veriyor. MHP'lilerin %40'ı bizim adaya oy veriyor. Ama kazanamıyor. Çünkü CHP'lilerin %30'u bizim adaya veriyor. %35'ini AKP ile MHP'nin adayına oy veriyor. Gittim Kilis'e. Ben baktım anket firmasındaki arkadaşımız, anketör arkadaşımız, daha doğrusu bizim ölçme değerlenme sistemindeki arkadaşımız dedi ki bana, ne görüyorsunuz? Öğrenilmiş çaresizlik dedim. Kilis'i kazanamayacağımızı düşündükleri için akıllarınca AK Parti'den memnun olmayan MHP'ye, MHP'den memnun olmayan AK Parti adayına oy veriyor bizimkiler. Gittim Kilis'e. Bir de yağmur var. Yağmur avantaja döndü. AK Partililer, MHP'liler kendi seçim bürolarının önünden dinlediler. CHP'liler yağmurun altında. Sesinizin kısıldığı meşhur miting. Dedim ki açık açık konuşmaya geldi. Bıkmışlar, aynı dört isim Kilis'te 20 yıldır dönüyor AK Parti ve MHP'den. Onların da bir yemeği var. Sıcak yenince
Çok güzel bayatlayınca hiç yenmezmiş. Müteccime herhalde, yanılmıyorsam şimdi yanlış olacak. Ayıp olsun. Ondan sonra dedim ki, bakın dedim, AK Partililer bu adaya oy veriyor. Ailesini biliyorlar, kendisini biliyorlar. 36 yaşında genç bir avukat. MHP'liler yetiştiği yeri biliyor. Ülke ocaklarından yetişmiş, üniversitede sosyal demokrat olmuş bir arkadaş. Anasını biliyorlar, babasını biliyorlar. Ama dedim siz nasılsa kazanamayız da. Biraz şapşap etti böyle yağmur çamur. Bizimkiler verdik, biz aldık. Şimdi riskler, fırsatlar dediğim bu ama şöyle özetleyeyim. Biz bu binaya geldik. Çok sevdiğimiz insanlardan devraldık yönetimi. Çok uzun süredir içinde olduğumuz bir yönetimdi. Ama bazı şeyleri bir türlü böyle yapamadığımız işler vardı. Onları yapma imkanı bulduk. 1980 darbesi bu partinin üstünden paletleriyle geçti. O günden beri siyasetin başarı kalesinin siyaset kalesinin başarı kapısını açamıyorduk biz. Üç tane kilit asılı, açamıyoruz. Dedim ki bir bakalım, Atatürk bir yerlere bırakmış olabilir. Birinci kilidi gençler açtı. Bana genel başkanlara emanet etmemiş çok. Askere bile etmemiş, kendisi başkomutan oldu halde. Cumhuriyeti ben kurdum, genelkurmay başkanları yaşatacak dememiş. CHP'nin genel başkanı sahip çıksın dememiş. Gençlere bırakmış. Birinci kilidi gençler açtı. İkinci kilidi Avrupa Birliği'nin bu çok havalı ülkelerinden 40 yıl önce kadına seçme seçilme hakkı vermiş Atatürk. Kadın anahtarı, kadınlar açtı. Üçüncü kilidi de bilim açtı. 200 yıl matbaaya direndi Osmanlı, beka sorunu oldu. 20 yıl ölçme, değerlendirme, anket ve bilimden yararlanma konusunda AKP'nin gerisinde kaldık. Bu seçim AKP'nin çok ilerisindeydik. Kampanya bütçesinin 6'da 1'ini gözümü kırpmadan şey harcadım. Ankete. Ankete harcadım. Çok fazla anket yaptınız. Çok yaptım. Müsaade ederseniz. Ve bir tanesinde de yanılmadık. Yani Malatya'nın gelmek üzere olduğunu söylüyordum. Hadi canım 18, 38 aldık. Yani Yeniden Refah 12-13 alıyordu. Çok belki de dile getirildiği için Yeniden Refah giden AKP oyları 8'e 9'a düştü. Malatya öyle gitti. Yoksa Malatya'da almıştı. Adıyaman alındı. Kısa bir ara vereyim. Tabii, öyle devam edeyim. Tabii. Birkaç dakikanın ardından Sayın Genel Başkan sorularımızı yanıtlamaya ve gündemi değerlendirmeye devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Sayın Özgür Özel'i konuk etmeye devam ediyoruz. Gürkan'da kalmıştık sanıyorum. Gürkan dinliyorum. Türkiye'nin en iyi CHP muhabirlerinden sevgili Betül Araz'ın süresini hep aldık. Ama ona teslim edeceğim. Onun için kusura bakmasın, bizi bağışlasın. Böyle bir yayında da ilk kez birlikte oluyoruz. Şimdi Sayın Genel Başkan, sıcağı sıcağına bir anket geldi elimize. Ben Özer Sancar Bey'den de rica ettim yayına girmeden önce. Uzunca bir anket. Ama orada bir bölüm var. Şimdi açtım, ona baktım. Liderlerin, daha doğrusu siyasilerin beğenme düzeyi, beğenilme düzeyi diye bir bölüm var. Orada siz Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu isimleri tabii ki var, öndeler. Fakat siz ilk kez Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde çıkıyorsunuz. Hatta ben bunu teyit etmek için Özer Bey'e şimdi yazdım, bir daha sordum. Doğru dedi, yani biz bunu bulduk dedi. Siz 46.1, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan 42 çıkıyor. Bu da benim hatırlayabildiğim kadarıyla ilk kez böyle bir şey oluyor. Yani CHP liderinin ilk kez AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde çıkması durumu söz konusu. Bu neden oluyor böyle bir şey? Yani bu rüzgar devam mı ediyor deminki soruya ek olarak? Bir de bu seçime kadar bu tablo sürecek mi böyle bir anketteki, eğer bunu doğru kabul edersek? Tabii ya, bizim işimiz bunu sürdürmek. İlk kez bu hafta için bu metropolün Türkiye'nin nabzı bugün bize de geldi. Biz de abonelerinden biriyiz bütün siyasi partiler gibi. Seçim sonuçları konusunda da çok başarılı bir firmadır. Hatta İstanbul seçim sonucunu tam bildiler son şeylerinde. Bunun dışında bu hafta içinde salı günü gelen bir anket vardı. Onda da sonuçlar aynı. Burada da bugün baktık. 20 kurulduğu günden bugüne ilk kez AK Parti %30'un altında. CHP'de seçimden sonra 3. ay oluyor, seçimi de Mart diye kabul edersek 1. parti. Bu iyi bir şey. Bunu sürdürmek istiyoruz. Bizim görevimiz bu. Sürdüreceğiz, arttıracağız. Ben hep söyledim, %25'lik bir cam tavan var. Bu cam tavan esprisi
vaktiyle bir deney yapıyorlar. İşte şeyleri koyuyorlar, pireleri. Onların üstüne de bir cam tavan. Sıçradıkça başını vurup düşüyor, düşüyor. Sonra tavanı kaldırıyorlar. Ama sıçramıyor artık, nasıl başımı vuracağım diye. Biz %25'lik cam tavanı tuzla buz ettik. %38'i aldık. Hedef artık %40'ı aşmak. Yani ama şu anda bir de o %38'in içinde şüphesiz partilerinin adayı seçimi kazanamayacağını düşünen ve bizim adayımızı tercih eden başka partilerin seçmenleri vardı. Ve bir oy düşmesi beklenirdi. Ama iki aydır görünen o ki, evet bir miktar oy düşmesi, hani 37.8 değil ama işte kimi 35 ölçüyor, kimi 34 ölçüyor. Ama AK Parti ile aramızdaki fark seçim gecesi yanılmıyorsam 2.6 puanken şu anda 4.5 puana kadar çıkmış durumda. Demek ki seçimden sonra genel belediye başkanlarımızın devir teslim törenlerindeki veya seçim gecesindeki hal ve tavırlarından devir teslimlerine, ilk göreve başlamalarına, ilk ayki icraatlarına, partinin bu seçim başarısını kabulleniş ve seçmenin verdiği mesajı okuyuş biçimine seçmen kredi vermeye devam ediyor. Tam orada ara soru, normalleşme buna dahil mi efendim? Tabii dahil. Normalleşmeye yani kredi açıyor mu seçmen, onu mu söylüyorsunuz? Şimdi bu o ankette bakarak, onun da aslında cevabı var. Onun da cevabı var, evet. O konuda ciddi şekilde kredi açtığı görülüyor. İnanılmaz kredi açıyor. Özellikle merkez sağ seçmen, Adalet ve Kalkınma seçmeninde ve MHP seçmeninde çok yüksek oranda var. Hatta bu mesele Türkiye açısından tek gündem maddesi haline gelmiş durumda. Ben bunu şu açıdan önemsiyorum. Normalleşmenin iki fazı var. Birinci fazı zaten normal olan o. Yani insani olan o, bir demokrasiye yakışan o. 2024 yılında Türkiye gibi bir ülkede birinci partinin genel başkanıyla ikinci partinin genel başkanının el sıkışmadığı, yerel seçimlerde en çok belediye kazanan partiyle daha az belediye kazanan ikinci partinin genel başkanının görüşmedikleri bir ortama demokrasi diyemezsiniz. Bir el sıkışma, bayramlaşma, hal hatır sorma, kritik konularda görüşme, taziye verme, başsağlığı dileme. Bunlar olmadan nasıl olacak zaten? Ben bunu hiçbir zaman anlamlandıramadığım işler bunlar. Devam edelim. Ben bunu zaten ne olursa olsun sürdürmek isterim. Ne olursa olsun. Ama bu yaptıklarımızla başlayan diyalog ortamına seçmenin verdiği büyük bir kredi, büyük bir talep var. Oradan herkes başka bir şey bekliyor. Yani tabii okuduklarım doğruysa ama iktidara çok yakın ve yalanlanmayan kulis haberi yazan kalemlerden AK Parti'nin MKK toplantısında buna yeni kapı ruhu demişler. Şimdi herkes kendine ait pozitif bir gözlükle oradan bir şey okumaya çalışıyor. Ben de olumlu görüyorum belli yönleriyle. Ama ihtiyatlı bir iyimserlik içindeyim. Benim meselem şu. Normalleşme, normal olan şudur. Muhalefetin görevi denetim. Muhalefetin görevi uyarı. Muhalefetin görevi eğer dediğini yaptırmıyorsa bu konuda eylemlilikler içinde olma. Yasal eylemlilik çizgisinde olma. Ama mücadele yani. Ama mücadelenin bir parçası da müzakere. Müzakeresiz mücadele ya da mücadelesiz müzakere sonuç almıyor. Bu dünya siyasetinde de böyle, Türkiye siyasetinin geçmişinde de böyle. 77-80 arası. En önemli özellik ne? Demirel'len Ecevit el sıkışmıyorlar. Birbirlerine, biri öbürüne hükümetin başı diyor, biri hitap bile ünvanlarıyla değil. Başbakan demiyordu. Sonuç. Turlarca seçilemeyen cumhurbaşkanı ve sen el sıkışmayınca darbeci elini ovuşturuyor. Bu kadar basit. Bu ama darbeci olur, ama vesayet olur, ama bir başka bir şey gelir başına. İyi bir, sağlıklı bir şey değil bu. İkincisi, üçüncüsü veya ikinin ikinci kısmı da şu. Benim buradan muradım şu. Bu ülkede insanlar eziliyorlar. Bir kere ekonomik olarak eziliyorlar. Vergi sistemi yüzünden eziliyorlar. Sosyal ve psikolojik olarak eziliyorlar. Dört gençten üçü yurt dışına gitmek istiyor. Metropol ara ara soruyor. Evet. Diğerleri ara ara soruyor. Dört gençten üçü. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin Türkiye'de hayal kurması bekar sorunu değildir. Onu biz hallediyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda hep beraber hallettik.
bizim gençlerimizin dünyanın gelişmiş ülkelerinde hayal kurması bekar sorunudur. Bu işi çözmemiz lazım. En basitinden festival yasaklayarak, konser yasaklayarak, ODTÜ'deki şenlikleri yasaklayarak, Boğaziçi'ne bu zulmü yaparak, gençlerin ne giyeceğine, ne konuşacağına, ne içeceğine karışarak bu ülkede bu gençleri tutamazsınız. Birincisi bu. Buna benim kızım da dahil, her siyasi görüşten insan. Yoksa şey değil ki, mesela bu doğurganlık oranı falan sonra konuşuruz çok düştü falan ama Tayyip Bey 3 kişi, 3 çocuk istedi, 5 çocuk. 3 çocuk yaptılar, doğru. Dinlediler, yaptılar. İkisi bize oy veriyor şimdi, ne yapacağız? Meselenin özü şu, gencecik çocuklar var ve bize göre mesela el sıkışmama meselesini, selamlaşma meselesini siz Z kuşağına anlatamazsınız. Ben Z kuşağını, bir Z kuşağı babası olarak da çok okuyarak ve çok anketlerdeki yaş kırılımlarında Z kuşağını didik didik ederek de şunu görüyorum. Başkasının hakkını kendinden çok savunan, çevreye, hayvan haklarına inanılmaz duyarlı, kendisinin benimsemediği bir kültür, davranış biçimi, bir tercihi, tercih edenleri kendi tercihi kadar önde tutan birileri varken siz yasakçılıkla, kutuplaştırarak falan yönetemezsiniz bu ülkeyi. Burada bir ara soru sormak isterim müsaadenizle. Şimdi siz gençler iyi karşılıyor. AK Parti, Cumhur İttifakı tabanı belli ki karşılıyor. Ankette de çıkmış zaten. Sizin, biz böyle bir yeni CHP, yeni CHP lideri, yeni Özgür Özel görüyoruz. Seçim akşamından beri söylemleri artık farklı bir CHP. Ben en azından gazeteci olarak bunu çok net görüyorum. Yani burada seçim akşamı taşkınlık yapmayacağız demeniz de dahil, erken seçim istemem, hemen şimdi istemem, AK Parti MHP seçmenine haksızlık demeniz de dahil gibi gibi pek çok açıklamanız daha önce asla CHP'ye oy vermeyecek kitlelerde size karşı bir yüzümüzü dönelim etkisi yaratıyor. Peki CHP tabanında nasıl karşılanıyor? Size niye siz Erdoğan'la görüşüyorsunuz diye içeriden, parti içinden veya tabandan eleştiri geliyor mu? Mahalle baskısı var mı üzerinizde? Şöyle, yanılmıyorsam yine Gürkan Bey baksın, ben çok göz ucuyla baktım. %13 gibi bir oran var itiraz eden. %70'i destekliyor. Bir kere böyle bir durum var. %13'ü de anlıyorum. Şöylesi de anlıyorum. 20 yıllık bir AKP iktidar, 22 yıllık. Çok baskı, çok zulüm, çok haksızlığa uğradığını düşünen bir kesim. Ve bu sefer biz birinciyiz ve bize onların yaptığını yapmıyoruz. Yani revanşist davranmıyoruz falan diye düşünenler. Ya da efendim işte ne çabuk unuttunuz falan. Ben ne yapılan haksızlığı, ne hukuksuzluğu, ne çektiğimiz acıların hiçbirini unutmuş değilim. Ama ben bugün bir göreve geldim ve bu görevim beni Türkiye'yi kucaklama görevidir. Başka türlü bu iş olmayacak. Olmuyor. Olmadı, olamaz. Türkiye ittifakı deyip o istediğiniz bir yerde tüm partilerin seçmenlerini kucaklamak durumundasınız. Başka türlü de tek başınıza öyle böyle oyları alamazsınız. Benim görevim bu. Ben o partiyi yönetenlere kızdığım için tabanından kopamam, tabanına diş gösteremem, zulmedemem. Şunu söyleyeyim bir de, şu yeni Özgür Özel meselesine. Ben mesela tam oturduğunuz yerde veya biraz önünde bir kürsü vardı ve o gece buradan o konuşmayı yaptım. Süleyman Seba'nın şeyini hatırlattım. Dedim ki sizin kadar şampiyonluğu isteyen bir takım yan tarafta, taşkınlık yapmayın, onları düşünün diye kızdı. Asla yapmayın. Vakitlice evinize dönün. Sevinç gösterisilerini abartmayın. Silah sıkmayın. Kimseyi üzmeyin, kızdırmayın. Belediye başkanlarına da daha da fazlasını telkin ettik. Ben bu konuşmayı ilk kez o gece yapmadım. 5 yıl önce Manisa'nın 4 ilçesini kazandık. Saruhanlı'da, Akhisar'da, Alaşehir'de partinin balkonlarından, Turgutlu'da da bir stand gibi bir yerden yaptım. Ve o gece de Süleyman Seba örneğini vermiştim. O gece de adettir Manisa'da, köylerde falan daha çok, kaybedenin kapısında davul çalarlar sabaha kadar. Sizin gidin bizim partiden kapısında davul çalınmış bir aday bulun dedim. Ve sorun, çocuğunun eşinin yüzüne ertesi sabah bakabilmiş mi? Bunu rakibine yapmaya hakkımız yok. Davul çalmayacağız, havai fişek atmayacağız, silah patlatmayacağız, öpüşeceğiz, gideceğiz, yatacağız. Yarın sabah da bu adam dedim kalkacak, Alaşehir'e hizmet etmeye başlayacak. Bütün Alaşehir'e.
benim bu yaklaşımım hep böyle. Ama benim bir şanssızlığım var. Dert tabii bir yandan da şans. Kemal Bey, Altan Öymen, Deniz Baykal, Muharrem İnce, o da genel başkanlık yarışına girmişti. Hep grup başkan vekilliğinden gelen isimler. Doğru. Öyle olunca yani bir yandan avantaj ama Türkiye'nin kutuplaşmış siyasetinde ve medyanın bize az ayırdığı zamanda meclisten hep kavga ve polemik görüntüsü yansıyor. Arenadaki şey gibi, gladyatör gibi, kral böyle yapıyor, kesiyorsun adamın kafasını. Yani yapacak bir şey yok, sen o partiyle saldırıyor, sen cevap veriyorsun. Ama mesela şimdi isim vermeyeyim, az daha söyleyecektim. Beni çok iyi tanıyan bir sürü AK Partili mesaj attı, hepinizi tanıyorsunuz. O, diyorlar ki, ben söylüyorduk parti, Özgür Özel bildiğiniz gibi birisi değil. Şimdi diyoruz ki tanıdınız mı Özgür Özel'i? Benim yatılı okul arkadaşlarım diyor ki ya benim berber diyor ki diyor. Ya Özgür Özel çok sinirli. Ya en sinirsizimiz, en neşelimiz, en çok hikaye anlatmayı severimiz odur. Sen kendin gibi görünmüyorsun abi diyorlardı. Hmm. Şimdi asıl Özgür Özel 35 budur. Saniye değil de 35 saniye değil de grup toplantısını 64 dakika yayınlayınca televizyonlar. Ne bileyim işte böyle imkanlar bulunca İnsanlar tanıyor. Yoksa bende değişen bir şey yok. Tabii bir de grup başkan vekili alınmış kararları uygulayan, genel başkan ise kararların alınma sürecinde neredeyse son sözü söyleyen. Bu Metropol'ün FM şeyine baktım ben. Evet. Parti seçmeninde Özer Sancar'ın yeni yaptığı araştırmada Erdoğan'la görüşmenizi %60. Oldu. Ha öyle mi? 60. Olumsuz bulan? Olumsuz bulan 30'a yakın, 29 civarı. 12'de fikir beyan etmemiş. Hmm. 11-12. Aslında bu olumsuz bulan da az değil. Görev onayına bakar mısınız? Özgür Özel'in işini nasıl yaptınız? O ayrı. O tabii var da. Yani Erdoğan'la görüşmeyi kastediyorum. Ben Erdoğan'la görüşme. Görev onayı değil bu. Anladım. Erdoğan'la görüşmeyi. Erdoğan'la görüşme. %60 olumlu buluyor. Genel başkanlık nasıl yapılıyorsunuz? Ha o var, ona da bakayım. 71'i biri şey diye hatırlıyorum. Erdoğan'la görüşmede de 60'a 30'sa 29, 60'a 29. Evet. Peki Betül'e geçin. Betül senin sorunu alalım. Evet, tabii. Sen yani, aslında normalde Betül Hanım bana en çok soru soran. Evet. Siz senede bir kere Betül Hanım her gün soruyor. Evet, İlk kez bu formatta soruyor. Evet, ilk kez bu formatta sormuş olayım. Tabii heyecanım da var. Evet. Şimdi Sayın Özel, normalleşme sürecinden aslında konu açılmışken, sizin tabirinizle normalleşme. Geçtiğimiz günlerde verdiğiniz bir demeç vardı. Orada bir cümle dikkatimi çekmişti aslında. MHP'ye rağmen de normalleşebiliriz dediniz. Bu süreçte Sayın Devlet Bahçeli ile de görüştünüz. Daha sonrasında yaptığınız açıklamalarda her iki kesimde aslında olumlu bir görüşme geçtiğini söylemişti. Sizin bu ifadenizi biraz açar mısınız? Onu merak ediyorum. Şöyle, orada bir gazete röportajıydı tahmin ediyorum. Ve hani birkaç soru üzerine ben birincisi şu. Milliyetçi Hareket Partisi liderinden Sayın Bahçeli'den randevu aldım. Daha doğrusu önce hakkını teslim edin. Ben kurultayı kazandıktan sonra Sayın Bahçeli herhalde ikinci gün falan aradı sabah erkenden. Beni tebrik etti. Ben de yılbaşında kendisini aradım. Bayramda aradım. Ben zaten Sayın Bahçeli meclise her geldiğinde bana iki gün önce en ağır sözleri etmiş de olsa önümü ilikler gider elini sıkar hoş geldiniz derdim. Bir partinin genel başkanı geliyor. Ben bunu yapardım. DEM Parti'ninkileri de yapıyorum. Grup başkanlık yok yapıyordum. Her partiye yaparız. AK Parti'nin, İYİ Parti'nin genel İYİ Parti'nin genel başkanı locaya gelince heyet yolluyorduk biz Sayın Akşener'e. Hoş geldiniz diye. Biz bunları yaparız. Bayramda da aramıştım. Cumhurbaşkanı'ndan görüştüm. Sayın Cumhurbaşkanı iadeyi ziyarete geleceğim dedi. Ben iadeyi ziyaretten önce diğer partilerin liderlerine bir ziyaret yapmayı düşünmüştüm. Sayın Bahçeli'den de randevu istedim. O da yani talebimize yarım saat sonra dönüp ertesi gün öğlene randevu verdiler. Çok hızlı ve çok erken bir randevuydu. Çok iyi bir görüşme geçti. Her konuda aynı fikirde olmamız mümkün değil. Ben düşündüklerini söyledim, o düşündüklerini söyledi. Ama böyle bir diyalog ortamının olumlu olduğunu kendisi de söyledi. Ben o beyanı esas alırım. Grup toplantıları siyasetin tansiyonu en yüksek toplantılarıdır. Karşınızda kendi grubunuz. Ve o toplantılarda Sayın Bahçeli bana 4 tane soru sordu. O 4 soru normalleşme iklimine uygun sorular değil. Bir de CHP'nin genel başkanına soracak soru değil. Terörist başını affetmeyi düşünüyor musunuz falan. Yani soru cevaplanacak soru değil. Ama ben onun metin yazarlarını biliyorum.
iki arkadaşın metinlere katkısını biliyorum. Ve o iki arkadaşın normalleşmeden çok korktuklarını biliyorum. İki arkadaş dediniz efendim, genel başkan yardımcısı. Evet evet, sonradan tweet attılar, kendilerini ifşa ettiler zaten. O iki değerli arkadaşımız... Sayın Semih Yalçın ve İzzet Uluç'tan evet, evet. bahsediyorsunuz. Şimdi ben isimlerini vermedim. Ama dedim ki size metin yazarlığı yapan bu arkadaşlar öyle bir iş yaptılar ki benim cevaplamayacağım ama normalleşme sürecini dinamitleyen şeyler. Ben dedim bu dört soruya cevap vermeyeceğim de şu dört soruya o ikisi cevap versin dedim ve söyledim. Pat diye hemen Twitter. Çıktılar ortaya ve çok ağır hakaretler makaretler. Onu bir kenara bırakam, hakaret boyutunu. Benim memnun olduğum kısım şu. MHP'de o ikisini, o ikisinden başka savunan çıkmadı. Keşke görev bölümü yapaylarmış. Biri öbürünü, öbürü onu savunsaymış. İkisi kendilerini savundular. Bir üçüncü kişi çıkıp da, şimdi yarın çıkabilir, öbür gün çıkabilir. Burada bunu söylüyoruz artık. Çıkıp da demedi ki bu arkadaşlara bu lafları niye soruyorsun bu soruları. Bir sis var. O sis perdesini kimin indirdiği belli. Ortada bir cenaze var. Bir kan var. Sinan Ateş benim siyaseten taban tabana zıt olduğum birisi. Hiç tanışmazdık. Ama değerli eşini burada misafir ettik. İki kızından haberdarım. Sonra Atatürk milliyetçisi birisi olduğunu falan eşinden, arkadaşı Ömer Bey'den dinledim. Birçok şey. Ortada bir cenaze var. Cenaze artık hepimizin. Ama o cenaze ülke ocaklarının da, o cenaze MHP'nin. O cenaze orada durup da bir taziye, bir eşine telefon, cenazeye bir gidiş, bir çiçek, bir tweet bile atılmadıysa burada normal olmayan ben değilim. Ve onun o cenazeyle ilgili o yükü MHP sırtından atmak durumunda. Türkiye siyaseti de sırtından, Cumhur İttifakı da sırtından atmak durumunda. O iki arkadaşın verdikleri orantısız tepkiden, ettikleri hakaretlerden bana, ben bir partinin genel başkanıyım, varıp da onlara kale alıp cevap verecek halim yok. Meselenin ne kadar ciddi olduğu ortaya çıkıyor. Normalleşmeden rahatsız. Peki MHP kurumsal olarak normalleşmeye karşı çıkarsa dedi birisi. Yani gazeteci arkadaşımız ısrarla sordu. Benim verdiğim cevap da şu oldu. O zaman MHP'ye rağmen normalleşiriz. MHP olmadan normalleşiriz. MHP'de o anormal segmentte kalır. Ama ben Sayın Bahçeli ile yaptığımız görüşmede öyle bir ton görmedim. Ben zaten bunların tonu gibi ton da görmedim. Ne konuştuğunuzu açıklamıyorsunuz ama belki o görüşmeye dair bize biraz gazeteci bakın, merakıyla ben merak ediyoruz. Ne Sayın Erdoğan'la Sayın da Bahçeli ile de konuşmamın ana hatlarını, başlıklarını açıkladım. Ama gazeteci arkadaşlar onların ne cevap verdiğini merak ediyor. Onu açıklamaya ben tabii. Ama Sayın Bahçeli ile görüşmenizi düşmez. Daha az biliyoruz. Şöyle söyleyeyim. Sayın Erdoğan'la yaptığımız görüşmeden Sayın Bahçeli'ye de ayrıntılı olarak bilgi verdim. Erdoğan'dan neler talep ettiğimi anlattım. Dolayısıyla mini bir Erdoğan görüşmesindeki işte benim 28 dakika süren ilk baştaki kullandığım söz hakkını belki bir 10-12 dakikada Sayın Bahçeli'ye özetledim. Vatandaşın bazı meselelerinde ortaklaştığımızı karşılıklı teyit ettik. 10 bin liralık emekli maaşı. Dedim efendim siz de söylediniz. Bu emekliye yetmez diye. Asgari ücrete zam yapmamayı düşünüyorlar. Hatta yıl sonunda da gerçekleşen değil, beklenen enflasyona göre yapıp büyük bir kazık düşünüyorlar. Bu, yani ben kazık düşünüyorlar demedim de onu şimdi söylüyorum. Beklenen enflasyon. Bunun yanında çok ciddi mağduriyetler var. Müfredatla ilgili endişelerimiz var. Falan falan diye uzun uzun bunları da konuştuk. Erdoğan'a söylediklerini söyleyince Sayın Bahçeli'ye zaten şey, Sayın Bahçeli de diyalog ortamıyla ilgili onların da sizin de takip ettiğiniz geri bildirim o yöndeydi. Yani olumlu bir görüşme geçti diye. Kendisinde değerlendirmeleri oldu. Hatta geçmiş devlet yönetimindeki tecrübelerinden bir takım örnekler verdi, anlattı. Şöyle olmuştu, böyle olmuştu dedi. Kendisinin Sayın Ecevit'le yürüttüğü koalisyon dönemini, yani diyaloğun önemli olduğunu, kendisinin diyalog meselesinde öyle geride duran bir siyasetçi olmadığını vurgulayan önemli yaklaşımlar oldu. Biz de, ben de kendisinin MHP'nin genel başkanı olarak bu normalleşme sürecine bir kredi verdiğini veya prim verdiğini oradan anladım. Ama öbür arkadaşların attıkları tweetler de tweet değil, tutum da tutum değil.
Dil dil değil, üslup üslup değil yani. Peki, var mı bu konu? Normalleşme üzerine. Evet, alayım sorunu. Peki, şimdi aslında az önce tabanı sorduk. Nasıl tabanda karşılık buluyor diye. Şunu da merak ediyorum. Bundan sonra sürdürecek misiniz? Örneğin Sayın Cumhurbaşkanı'nın CHP'ye ziyareti. Henüz bir takvim yok anladığımız kadarıyla. Fakat işin süresi uzadıkça da siyasette çok hızlı gerilimler çıkabiliyor. Sizin beklediğiniz bir tarih aralığı var mı? Bir de sizin bir hazırlığınız olmuştu. Yani siz giderken bir ajandayla az önce öğrendik ki 28 dakikalık bir sunum yapmışsınız. Peki o görüşmede, o size geldiğinde neler konuşulacağına bir ikinci bölüm gibi bir çalışma var mı? Şöyle, bizim bir kere hani bu süre bence uzuyor değil. Yani bir 22 yıllık iktidar muhalefet çelişkisinde bir ziyarete karşı iade-i ziyaretin öyle bir 15 gün içinde olmasını beklemez. Ben hani nasıl bekliyorsanız derseniz Haziran'ın ilk yarısında bekliyordum zaten. Öyle hemen beklemiyorum. İki, biz birçok şey söyledik. O birçok şeyde belki de mesafe alıp gelmek istiyordur. Bu da önemli bir şey. Bu demek ki işte müzakere meselesinin iyi bir noktaya evrildiğini. Şimdi mesela bu 28 Şubat hükümlüleriyle ilgili alınan sonuç kime ne zararı var? Somut sonucu mudur Özgür Bey? Yani sizin Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığınız görüşmenin en net sonucu 28 Şubat tutuklularının bırakılmasıdır, tahliye edilmesidir diyebilir miyiz? Bence ilk sonucudur. Bugün Sayın Şeref Malkoç'la birlikteydik. Kendisi de ombudsman. Yani Sayın Erdoğan İstanbul İl Başkanıyken Trabzon İl Başkanı olan birisi. Yıllardır birlikte siyaset yapıyorlar. Kendisi de bu konuda şey dedi yani, İyi ki böyle bir görüşme oldu. O 28 Şubat meselesi sizin dile getirmeniz iyi oldu. O da yani bunun bir o müzakerelerin sonucu olduğunu değerlendiriyor. Açık söyleyeyim, ben bilinsin de istedim. Kendisine de teşekkür ettim. Hem taziye, yani taziye dileğimizi iletmiştik ama telefonu açılma ilk günler kapalıydı Sayın Hasan Doğan'ın. Hem taziye hem teşekkür de. Resmi gazetede bu kararlar yayınlanacağı dakikalarda bizim Namık Bey'e, Namık'tan WhatsApp'tan Sayın Genel Başkan'ın Cumhurbaşkanımızla görüşmede bahsettiği konuyla ilgili birazdan yayınlanacak veya yayınlandı gibi bir bildirim yapmış. Bu da çok nazik bir şey yani. Abi çok önemli. Bunu daha önce açıklamış evet, mıydınız? Evet, açıklamıştık. Yani daha doğrusu bunun bilinmesini istedim ben. Yani şöyle ki, ben de kendisini aradığımda dedim ki bu çok doğru, çok önemli. Size de Sayın Cumhurbaşkanı'na da teşekkür ediyorum dedim. Geldiğinde de bu noktada teşekkür edeceğim. Bir şey istiyorsunuz, öneriyorsunuz, yerine getiriliyorsa bunun teşekkürünü yapacaksınız. Yani siyaseten onu, artık orada eleştirilecek bir alan kalmamış. Ama yani şöyle bir şey söyleyeyim. Ben o gece çıkıp bana mesela, hatta Müyesser abla, çok severim, cezaevinde de defalarca ziyaretine gittim. Sert bir tweet atmıştı. Hani Çetin Doğan'ı baban gibi, ben Çetin Doğan'ın eşine demiştim ki kendi babam orada olsa ne yapmam gerekiyorsa yapacağım, emin olun dedim. Hani baban gibi savunacaktım falan. Ya aradım Müyesser abla dedi. Şimdi ben içeride ne yaptığımı, Sayın Erdoğan'ın ne dediğini çıkıp anlatsam, Erdoğan'ın yerinde ben olsam birkaç ay yapmam bu işi yani. Doğru bir şey değil. Müzakere tekniğine aykırı. Karşılıklı hukuka aykırı. Hatta yani böyle öyle bir şey ki, geçen gün Abdülkadir Selvi yazmış. Bir üzüldüm. Efendim Hasan Doğan bildirmiş. Bunu basınla paylaştılar diyor. Ya öyle bir şey yani. Biz Hasan Doğan'a teşekkür telefonu açtık o yaptığı şeyden. Hiçbir şey yapmasa biz yaptık. CHP ile alakası yok der. Bu nazik bir davranış. Ama insanlar bu normalleşmeden, mesela Abdülkadir Bey'i okuduğumda gördüm. Mesela gitti diyor, miting yaptı. Şunu yaptı, bunu yaptı, bunu yaptı. Normalleşmeye zarar mı? Ya ben muhalefet mi yapmayacağım? Normalleşme muhalefette yumuşama falan demek değil. Müzakere yapacağız. Sonuç aldığımız konuda teşekkür ederiz. Alamadığımız konuda mücadele ederiz. Bu kadar net yani. Birçok konuda mesafe aldık dediniz o görüşmede. Ve ilk sonucu olarak da görünen o ki bu cezaevinden salıverilmeler. Fakat anlattıklarınızdan anladım, bir beklentiniz daha var. Yani, olması muhtemel. Neden olmasın? Belki ne gibi meselelere çalışıyorlardı evet, dediniz. Bir çok, dolayısıyla. Birçok beklentim var ama nasıl birçok sosyal medya lincine rağmen 28 Şubat meselesinde ne dedim ve ne duydum söylemediysem, tabii bunları da söylemeyeceğim. Ama elbette ki gittik, görüştük, birçok konuda birçok şey söyledim.
ama gerçekleşmezse veya gerçekleşmesine engel olacak bir gazetecilik başarısına katkı sağlayamayacağım şu an. Efendim asıl merak edilen şey belli. Kavala. Kavala meselesi gündemde mi? Yani bunu konuştuk hep. Konuştunuz. Buradan bir gelişme bekliyor musunuz daha doğrusu? Ya ben zaten beklerim. Ben yani. Ya mutlaka beklersiniz ama spesifik olarak Kavala konusu sanki diğerlerinden birazcık daha ayrıştı gibi. Ben hiçbir şeyden hiçbirini ayırmıyorum. Öyle mi? Ha. Yani hatta şöyle söyleyeyim. Birçok konu var ve orada da söyledim. Bir önem sırasına göre anlatmıyorum dedim. Hepsi bence çok önemli dedim. Demirtaş meselesi de konuşuldu mu orada? Ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmamasının ülkenin başına nasıl sıkıntılar yarattığını detaylıca konuştuk. Peki. Evet. Peki bu oraya buradan gelmeden bir saniye şu Kobani şeyini de sorun. Evet, Kobani sonuçlarını. Evet. Kobani kararları, Kobani davasının kararları açıklandı. Selahattin Demirtaş toplamda 42 yıla yakın bir cezayla, tabii bunun Yargıtay süreçleri var ama şu an cezayı aldı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Şimdi 28 Şubat davasıyla sabahtan Kobani kararları çıktı, akşam da 28 Şubat. Orada hatta şöyle bir şey diyorlar işte, sabah AK Parti MHP'nin gönlünü yaptılar, akşam da CHP'nin. Benim gönlüm falan yapılmadı. Ben 28 Şubat tutumunu doğru buluyorum. Çok son derece insani bir meseleydi zaten. Bu kadar gecikmesi yanlıştı. Ama bizim görüşmede dile getirdiğimiz bir sorunun çözülmesi son derece olumlu. Ama Kobani kararında bir o kadar normalleşme meselesine, ruhuna aykırı buluyorum. Çünkü Kobani davası olay olduktan 5 yıl sonra açılmış bir davadır. Kobani'de bir şey olduysa gözünüzün önünde oldu. Tweet'te o gün atıldı. Sokaklarda o gün insanlar vardı. Yasin Börü de o gün öldü. Onun üstüne bir sürü süreç geçti. Sonra Kobani davasının iddianamesini siyasiler grup konuşmalarında yazdılar. İddianamede ne vardı? Hatırlayalım. Yasin Börü'nün öldürülmesinden sorumlu tutuluyordu. Evet. Demirtaş ve herkes. Yasin Börü'den hepsi beraat etti. Beraat etti, doğru. Kararda hiçbir sorumluluk yok. Ne diyorlardı? Sokakları karıştırmak, isyana teşvik, hiçbirisinde yok. Nereden ceza aldılar? Yaptıkları açıklamalardan ceza aldılar. Ve bir kısım yaptığına denk gelecek kadar cezayla çıkarıldı. Bir kısım beraat etti. Ama Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, ki ikisinin de eşini aradım, tutumumu bir de kendileriyle paylaştım. Onlara yaptıkları açıklamalardan cezalar verdi. Bence hakim ne yaptı biliyor musunuz? Olmadık iddialar vardı, Yasin Börü falan. Onlardan ceza verip, ispatlayamayacağı ve kendi ikna olmadığı bir şey ceza verip, kendi kişisel mesleki kariyerine leke sürmek yerine onlardan hukukun gereğini yaptı. Bu istedikleri yere cezayı olmayacak bir şeyden verdi. İstinafa attı topu, Yargıtay'a orada bozulacak o kararlarda. Öyle bir karar. Bozulacağına mı inanıyorsunuz? Bozulur o karar. Çünkü Yasin Börü'yü öldürmekten ceza almadı ki. Oysa ki ondan suçlanıyordu. İsyana teşvikten bilmem neden şiddet olarak. Adalet Bakanı da Yargıtay'a şahit etti. Yani benim gördüğüm kadarıyla Yargıtay aşamasında bozulur o kararlar veya istinafta bir miktarı bozulur. Ama dava siyasi. Ben 2011 yılından beri dava takip ediyorum. FETÖ darbe suçlamasıyla Ergenekon yaparken de, Balyoz yaparken de, İzmir, İstanbul askeri casusluk yaparken de bu davalar siyasi diyordu. Tarih beni haklı çıkardı. O tarihlerde de AK Partili birçok kişi ve AK Parti'ye müzahir kalem bu davalar darbeyle mücadele davasıdır falan yazıyorlar. Bugün aynı arkadaşlar yine bu siyasi Kobani davasını içine sindirmişler. Oysa ki bir dava siyasi ise o davaya hep birlikte karşı çıkmalıyız. Çünkü yarın bunu tehdit olarak falan söylemem, bizim dönemimizde olmayacak. Başka siyasi davalarda sizi yargılarlar. Bunu Türkiye'de normalleştirmemek lazım. Betül. Sayın Özel, aslında burada biraz notlarıma bakıp soruyu sormak istiyorum. Çünkü tırnak içi ifadelerinizi kullanacağım. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda. Önce adaylık noktasında şu açıklamayı yapmıştınız. Maçın son dakikasında bir penaltı kazanıldığında teknik direktör bırakın ben atacağım demez ifadelerini kullandınız. Sonra bir başka yaptığınız açıklamada sağ açık Mansur Yavaş, sol açık Ekrem İmamoğlu, yarın bakarsınız orta sahadan çok kabiliyetli biri gelir,
bambaşka şeyler olur dediniz. Bir grup toplantınızda da kendi adaylığımı dayatmayacağım dediniz. Bu üç açıklama sonrası aslında bizler de meclis kulislerinde konuşuyoruz. Şu yorumlar yapıldı. Özgür Özel'in adaylık niyeti var yorumları yapıldı. Ben de tırnak içi ifadeyle sorayım. Böyle bir niyetiniz var mı? Tabii süreç daha çok uzun bir süreç var. Hiç. Ve anketleri de konuştuk biraz önce. Öyle bir niyetim yok. Benim bir tane niyetim var. Bir tane. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde Atatürk'ün partisini iktidar yapmak. Bakın geçmişte şu lafları söylüyordum. Bir hedefim var Erdoğan'ı indirmek. Benim hedefim Atatürk'ün partisini iktidar yapmak artık. Ne Erdoğan'ı indirmek ne Cumhur İttifakı'nı bilmem. Ben kendi partimi iktidar yapmak istiyorum. Bunun için bir kere en yüksek oy alan parti olmam lazım. Mümkünse tek başımıza alalım oyu. Yani %51'i meclis çoğunluğunu tek başımıza sağlayalım. Olmuyorsa böyle bu seçimin geçen seçimle iki seçim arasında yani 2018-2023 arasında doğru yapılan işleri devam ettirmek, yanlış yapılan işleri terk etmek lazım. Yanlış işlerden bir tanesi şuydu. Seçimin ertesi günü bir sonraki seçimin ittifaklarını konuşmak. Bu 6 tane önce 4 sonra 6 tane kosucuyu bellerinden zincirle birbirine bağlamaktı. Herkes birbirine mani oluyor. Oysa ki biri sosyal demokrat parti, biri muhafazakar demokrat bir parti, bir tanesi milliyetçi bir parti, milliyetçi demokrat bir parti. İşte bir diğeri CHP'den sonra kurulmuş ikinci parti, demokrat parti falan. Bir diğeri bir başbakanın partisi, bir öz eleştiri partisi belki. Bir diğeri AK Parti'nin ilk dönemlerinde en çok övündüğü dönemlerin, en çok övündüğü işlerinin bakanının partisi. Şimdi birisi AK Parti'nin başbakanı ya. Yani tam oyla genel başkan seçilmiş mesela. O kendini AK Parti'ye izah edeceğine, ben sol, sosyal demokrat değerlere sarılacağıma, öbürü bilmem, herkes kendi alanında güçleneceğine, birbirimizi belimizden zincirle bağlıyız, koşamıyoruz. O mu kırılır, o mu gücenir falan. Şimdi hani bunları söylemem, geçmiş dönem liderlerimize falan bir eleştiri yapmayayım. Bu hatayı hep beraber yaptık. İkinci hata. Hemen Cumhurbaşkanı adayı kim sorusuna girmek. O mu, bu mu, olur musun, olmaz mısın? Yap. Böyle bir şey yok. Benim işim partiyi yönetmek. Parti yönetiminin görevlerinden bir tanesi de günü geldiğinde Cumhurbaşkanı adayı belirlemek olacak. Ben bugünün doğrularını yapmam lazım. Ben bugün ne yapacağım? Belediyeler, o sorunuzu da pas geçmiş gibi olduk. Bir soru geldi araya girince. Eşgüdüm, denetim ve eğitim, daha doğrusu eğitim, eşgüdüm ve denetim birimini oluşturduk. Yılmaz Büyükerşen çok genç ve müthiş bir ekiple ikinci açık öğretim mucizesi gerçekleşiyor. Bütün parti okul eğitimlerini dijital alana alıyoruz. İsteyene yüz yüze de vereceğiz, isteyene hibrit vereceğiz ama esas eğitim ve belediye başkanının, belediye meclis üyesinin Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilçe başkanı adayı olacaksa dijital demokratik katılım, dijital kartlarımız var. Yayınınızda bir göstereyim, belki de şey olur. Bu hemen çıktı, demin birine göstermiştim. Çok seviyorum bunu. Şimdi kameraya doğru tutar. Kişisel bilgiler var mı? Herhangi bir CHP'li salladığında şeyi çıkıyor. Kameraya tutabilir misin? Dijital üye kartı çıkıyor. Kendi kameranızı. Eğer sallayınca çıkıyor. Sallayınca çıkıyor. Burada bir kare kod var. Buradaki kare kodda benim genel başkan olduğum, MYK üyesi olduğum, PM üyesi olduğum, milletvekili olduğum ve partinin bir üyesi olduğum kayıtlı. Hiçbir görevi olmayan da sadece parti üyesi kayıtlı. Kurultay delegesinde kurultay delegesi kayıtlı. Mesela bu kare kodla kurultay salonuna artık kart falan yok. Bu kare kodu okutuyorsun, turniken açılıyor. 12. kata çık, yani partinin çeşitli katlarına çıkabileceklerin kare kodları belli. Ondan sonra şimdi de var ama o ayrı veriliyordu falan, biliyorsunuz. Bununla bir seminere mi giriyorum? Partinin bir toplantısına mı gidiyorum? Hatta bir miting alanına gidiyorum. Okutup giriyorum. Parti benim nereye katıldığımı biliyor. Bunun bir takibi var. Alanda kaç üyem olduğunu biliyorum. Toplantıda kaç üyem olduğunu biliyorum. Hatta şunu söyleyeyim. Bunu yapıp yapmamakta kararsızız ama çok istiyorum. Meclis Genel Kurulu'nda alanda kaç milletvekili var görebiliyorum. Yani öyle bir kural getirdiğimde, okutup girdiklerinde. Böylece kendi yoklamamı alabiliyorum. Bu kartın arkasını çevirdiğinde ekrana ne istediğini soruyor. Diyorsun ki gelecekte aday olmayı düşündüğü, üstlenmeyi düşündüğü görevler var. Örneğin diyor ki ilçe başkanı olacağım. Karşısına içi boş kokartlar çıkıyor. 307, 308, 309, 310 numaralı eğitimleri.
üye temel eğitimini almış olman lazım. Örgütlenme eğitimini almış olman lazım. Vücut dili eğitimini ve protokol eğitimini almış olman lazım. İlçe yöneticisi temel eğitimini almış olman lazım. Bu dersleri başından kalkarsa duruyor. Kamerası hani bakıyor kalkınca. 2 ya da 7 dakika arasındaki herhangi bir zamanda soru sorarak takip edip etmediğini tayin ediyor. Sonunda da sınavını yapıp kokartını veriyor ya da vermiyor. Dersi bir daha al diyor. Şimdi böyle bir hazırlıkla biz şimdi belediye başkanı ve belediye meclis üyesi eğitimini bir yandan çekiyoruz, hazırlıyoruz falan. Biz gelecekte yani 6 ay sonrasına itibaren bir göreve talip olana eğitim vermeyeceğiz. Eğitilmişler adresinden aday seçeceğiz. Belediye meclis üyesi temel eğitimini almış, gerekli 6 kokart ve dijital sertifikası olanlar başvurabilecek belediye meclis üyeliğine. Bütün bunlar birinci parti pozisyonunuzu nasıl korumak için neler yaptığınıza dair. Ama eşgüdüme dair de bir şey değil mi? Söz Cumhurbaşkanlığından çıktı. Dur şu orası cümle yani kaldı. Eksik kaldı. Eşgüdüm proje havuzları oluşuyor. Ekrem Başkan'ın, Mansur Başkan'ın iyi yaptığı projelerin nasıl yapıldığı yazılı teklif olarak yeni belediye başkanları yararlanabilecek. Yani sadece o değil, Mersin, Adana, Antalya, Aydın, İzmir falan. Ayrıca tip projeler, bundan sonra bir belediyemiz kreş yaptırıyor, proje çizdiriyor ya, proje şartnamesinde şu var ihalesinde, çizdin, bunu başka CHP'li belediyelerde sadece uygulama bedeli sana ödeyerek, proje bedelinin %5'i onu, başka yerlerde yapabiliriz, bir daha proje çizdirmiyoruz. Birçok işte ortaklaştırıyoruz belediye, öyle çalışıyor. Denetimde de 20 Sayıştay denetçisi, 5-6 olduğu mülkiye müfettişi, 6-7 olduğu 20'yi bulabilir. Geçmişte il, ilçe, belediye başkanlığı yapmış geçmiş dönem milletvekilleri otoritede koyabilecek biraz sözü dinlenmiş yönetici büyüklerimiz denetim komisyonundalar. İl, ilçe arası sorun, belediye, ilçe, belediye, il problemlerini doğmadan çözmek, düzenli denetimler yapmak, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere, ilçelere denetim, ile denetim, belediye geçirecekleri bütün denetimleri hazır etmek, geçirirlerken danışmanlık ve destek vermek, hukuki destek sağlamak ve ihtiyaç duyulan alanlarda raporlar hazırlamak gibi o yapıyı kurduk. Şu var, demin Erdoğan Bey reklam arasında dedi, 1989 oldu, iyi yönetemedik kaygısı var mı? Var. Benzer bir mesele olmasın diye 89'dan çok 94'ü farklı. Yaşamamak için. Yaşamamak, ama o zaman şuydu, 89 kimsenin beklemediği bir şeydi. Oysa ben çok bile bekliye adayları çatır çatır anketle ve kriterlerle genç, kadın, doğru, iyi eğitimli adayları belirledik. Bu başarıyı Manisa'da 30 puan bekliyor. Büyük bir ekip olarak kazandık. 43 yaşındaki PM'nin emeği çok, 46 yaşındaki MYK'nın, ama 46 yaşındaki MYK'da Yalçın Hoca'nın işte 60'lı yaşlarındaki ya da İlhan Uzgel'in 60'lı yaşlarındaki tecrübesinin de katkısı çok. Ama ortalamamız o yaş. 24 yaşta 68 yaş çatır çatır tartışıyor ve doğru da birleşiyorlar. Diyeceğim şu, bu sefer adaylar iyi, hazır, moral yüksek ve genel merkez saldım gitti değil, an be an ilk gece seçildiklerinde WhatsApp'larına ulaşamayanlar olmuş falan, sonradan dedim, mal beyanını belediyeye asmazsanız o belediyeye girmem dedim. İkincisi, bu önemli. Yarın birine de girmiyordum, gece astılar. almamış. Açık söyleyeyim, Tekirdağ'daki belediye başkanımızın iki tanesi. Candan Hanım. Ertesi gün gidecek. Candan Hanım mı? Bir Candan değil, ilçe belediyesiydi. WhatsApp, yani o telefonu özel kaleme verirken WhatsApp'ı kaldırıp yeni numaraya WhatsApp kurmuş, çok yoğun şey oluyor diye, görmemişler. Şeyi asmamışlar. Yoksa girmem dedim. Gece 3'te gidip astılar. Yani var zaten mal beyanı. Bu kadar yakından denetliyorum belediyelerin ve başkanların ne yaptığını. Bu yüzden de biz süreçte birinci parti pozisyonumuzu koruyacağız diyorsunuz. Bak istiyoruz, çok istiyoruz. Ama ben sorunu başına döneceğim. Evet, bu Gülken Acır'ın ilk başta sorduğu soruyu evet, tamamlamak evet, için. Evet, evet. Şimdi Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi bizim ısıtıp ısıtıp akşamları tartışma programlarında konuştuğumuz. Biz hiç fayda görmedik, size de tavsiye etmem. Konuştuğumuz konulardan biri. Son dönemde konuşmuyoruz ama şunu sormak istiyorum. Geçen akşam benim yayınıma katılan Gökçe Gökşen, Genel Başkan Yardımcınız, o gün o tartışmalar vardı. Çünkü siz bir açıklama yapmıştınız buna dair. Dedi ki, biz dedi tüzük kurultayında Cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceğimizi yazmak istiyoruz. Ve hatta bunun yöntem olarak üyelere sorulmasını ben ve arkadaşlarım teklif edeceğiz.
Dolayısıyla Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu mu olacak, Mansur Yavaş mı olacak, Özgür Özel mi olacak gibi tartışmaların önüne şimdiden geçmek istiyoruz dedi. Siz de bu yöntemi destekliyor musunuz? Üyelerin oyuyla belirlenmesi doğru olur mu? Tüzük kurultayında bu gündeme gelir mi? Evet. Şimdi burada önce bir kanuni hata yapmamak lazım. Kanunumuz diyor ki Cumhurbaşkanı adayı parti gruplarınca belirlenir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi grubu Muharrem İnce'yi de o aday gösterdi. Kemal Bey'i de o aday gösterdi. Ya da 100 bin imza. Başka bir seçeneğiniz yok. Yolu yok. O yüzden nihai aday Cumhuriyet Halk Partisi grubunda oylanacak. Ama siz parti tüzüğüne gruba Cumhurbaşkanı adayı önerme yöntemi tarif edebilirsiniz. Onu da tüm üyelerin katılımı diyebilirsiniz. Ve bunu yaptığınız takdirde tüzükte doğru tarif ederseniz bunu, böyle bir yöntemi sanki nasıl söyleyeyim aday adayı belirleme veya parti grubuna önerme olarak yapabilirsiniz. O konuda son söz üyeler söyleyemez. Yani kanuna aykırı. Kanun diyor ki parti grubu. Ama şunu da söyleyeyim, siyaset gerçeği. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm üyeleri bir aday seçecek. Parti grubu da o adayı tam oyla gösterir. Biz Muharrem İnce'yi de tam oyla aday gösterdik. Kemal Kılıçdaroğlu da tam oyla aday gösterdik. Boş oy bile çıkmıyor. Çünkü olgunlaştıysa partinin yetkili organlarında karar, ona milletvekilleri uyar. Ama kanuni bir hata yapmak istemem. Çünkü bunu desem pat hemen oradan biri çıkar şey der. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adayı gösterme kanundan haberim yok. Özgür Bey, biz bunu konuşmayın, size de faydası yok diyorsunuz ya. Aslında tartışılmasının iki yerden sebebi var. İkisini de açıklıkla soracağım. Tabii. Biri muhalefet tabanındaki bir endişe, o da şu. Biz Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'la kazanabilirdik ama Kemal Bey kendi adaylığında ısrar etti. Acaba Özgür Özel de böyle yapar mı? Etmeyeceğim. Endişesi. Kemal Bey etti etmedi ayrı tartışma. Grupta da söyledim. Ben partiyi iktidar yapmak istiyorum. Benim en büyük hedefim Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak. Partinin cumhurbaşkanı adayı olmak bilmem ne. Çünkü zaten bizim buradaki meselemiz kişisel bir mesele değil ki. Kendi yani, beğeni düzeyiniz çok artarsa ya da anketler sizi gösterirse. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne ben, ne Ekrem Bey, ne Mansur Bey, ne bir başkası kendi için bir kişisel hayal kurmuyor, kurmadı, kurmamamız lazım. Parti için bir hayal kuracağız. Parti için en doğrusunu yapacağız. Benim hedefim aday belirleme sürecinde hem çok demokratik, katılımcı. Şimdi Gökçe Hanım'ın dediği olabilir ama bunların arkadaşlarımız önermek istiyoruz diyor. Bu çok önemli bir yaklaşım. Kendisi anayasa hukukçusu. Artısına eksisine bakmak lazım. Ne getirir ne götürür. Mesela böyle bir şey yapılacaksa üyelerle partinin yaptırdığı bilmem kaç tane firmaya anketlerin paylaşılması lazım. Bir takım çalışmaların yapılması lazım. Son karar üye sorulabilir. Parti kurultay toplayıp karar verebilir. Bambaşka bir adaylık kendiliğinden olgunlaşıyor olabilir. Yani gerçekten bunların her birisi olabilir. Ama partinin yöneticilerinin sırtından yükü alan şey parti içi demokrasidir. Manisa'da %60 bekliyordum. Şöyle ilk yüzde... Unutmuyorsunuz da soruları. Evet. %29 aldım. Son seçimde Manisa'da %29 aldık biz. Örgütümüz, milletvekillerimiz. Hak ettiğimiz sonuç değildi. Daha iyi bekliyorduk ama dördüncü sıra çok değerli bir isim olmasına rağmen bizim örgütte bir hayal kırıklığı falan yarattı. Ama değişim kurultayından sonra, hatta ismini de vereyim, Tanju Tosun isimli Ege Üniversitesi'ndeki bir hoca Manisa'da bir araştırma yapmış. Yani şöyle bir araştırma. Manisa'da hangi partiye oy vereceksiniz demiş. CHP %43'lerde falan ölçmüş. Bana dedi ki bir sunum yapabilir miyim? Tabii. Manisa'da 14 puan Özgür Özel payı çıktı dedi. Nasıl dedim? %42-43 ölçüyorum sizi dedi, partinizi. Ve soruyorum dedi, son seçimde AK Parti'ye verdim diyene. Soruyor anketör. Niye? Hemşerimize sahip çıkacağız diyorlar dedi. Benim Manisa'da şöyle bir halim var. Şimdiki belediye başkanımızda. Biz Manisa'nın çok yerlisiyiz. Ben Nevşin'le röportajımızı görmüşüzdür. Nevşin ben gidiyor ki bir süre sonra ya bu kadar da olmaz demeye başladı. Her geçeni tanıyoruz. Yoldan geçeni, esnafı, ailesini, kızlık soyadını sorup kimlerden olduğunu biliyoruz. Ben öyle Manisalıyım yani. Yani Vela Baba'nın Malatyalılığı kadar Manisalıyım ben.
Ve bir kilometre yürüdüğüm yolda doğduğum doğumhaneden okuduğum ilkokula, anaokuluna, yetiştiğim sokağa, ilk mitingi yaptığım yere, her şey orada. %43 bekliyor, duydum. Dedim olur. Sokağa çıktım. Geliyor bana böyle buz gibi AKP'li. Bir dönem öncenin yöneticisi. Bu dönem oylar size diyor. İyi bir aday çıkar diyor. Yok artık diyorum, sen de mi vereceksin? Süleyman Demirel'e Ispartalılar veriyordu da diyor. Biz o kadar haysiyetsiz miyiz diyor. Genel başkan çıkarmış diyor. Bu sefer vereceğiz diyor. Dedim ki, topladım ekibi. Arkadaşlar dedim, çok kritik bir yerdeyiz. Manisa'yı alıyoruz. Bir dahakine falan diyenler oldu. Bu seçim alıyoruz dedim. Çok doğru bir aday bulacağız. O adayın arkasında duracağız. İl başkanımız Ferdi Zeyrek, Mimarlar Odası Başkanı, Manisa'nın bütün kent suçlarına mücadelesinde sivrilmiş bir isim. Babası Tıraşçı Ahmet. Bir kişinin hakkını yememiştir Manisa'da. Herkes sever. Yani mesela ben kadar Manisalı, ben kadar bana kefil, ben ona kefilim. Böyle çok iyi bir aday. Bir mütabakat oluştu. Bir mütabakat. Ölçtürdük. 43 çıkmadı, 36 çıktı. Ama CHP'nin adayı Ferdi Zeyrek olursa. Özgür Özel'i aday yapabilecek halimiz yok. Ama sonra 40 çıktı, 42. Ben 48'e kadar gördüm. Seçimi aldığımızı biliyordum. Ama 60, o gece neredeyse Türkiye birincisi oluyorduk. Şu açıdan çok keyifli. Mansur Bey herhalde oldu. Yıllarca ezilmişiz. İzmirliler hep şöyle der. Sayın Genel Başkanım, bana değil de o günün Genel Başkanı. Size söz veriyoruz. İzmir'den Esen Meltem Manisa'yı da ısıtacak. Yine geçenlerde böyle İzmir İl Başkanı'na dedim ki, Manisa'dan Esen Karayel inşallah serinletmiştir. 50'ni aldılar, biz 60 aldık. 58 aldık, 59 aldık. Ama memleketimde bunu neden çok sevindim biliyor musunuz? Müthiş. Yani 10 kişiden 6'sının partimize oy vermesi acayip bir şey. Olacak bir şey de değil. Ama şundan sevindim. Bana çok büyük bir haksızlık yapıldı. Ben Kuzey Irak'ta eleştirdiğimiz, kışın geri dönmelilerdi dediğimiz, tedbir almıyorsunuz dediğimiz bir yerde şehit verince önüme bir kağıt ittirdiler. At imza. Atmam dedim. Sizinle bu yanlışın altında bir A4'te buluşmam dedim. Ardından da o şehidin cenazesine gittim Manisa'ya. Bir bana orada bir görevli, bir kamu görevlisi havaalanında karşıladık cenazeyi. Dedi ki, camiye gelmezseniz iyi olur dedi. Bir hazırlık var, bir provokasyon var, size saldıracaklar dedi. Öleceğimi bilsem geleceğim dedi. Öleceğimi bilsem oraya geleceğim. Öleceksem Manisa'da camide öleyim dedi. Ben dedim, bu camiye gelmezsem bana bir daha Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı yaptırmazlar. Kukla olurum ben dedim. Orada provokasyonu yaptık. Burada imza atmadı diye bilmem ne. Gittim camiye. Hakikaten hazırlanmışlar. Şimdi savcılık soruşturması o yönde gelişiyor. Büyükşehir'in ve ilçe belediyesinin de birçok çalışanını da alet etmişler. Pişman olup gelip bize anlatanlar var. Baskı yaptılar. Yuhulacaksınız. Üstüne yürüyeceksiniz. Şu grubu sen sokacaksın. 40 ağaçtan gelen kadınları caminin içine sen dolduracaksın. Bir sürü hikaye. Neyse. Türkiye bu konuyu konuşacak dediğiniz olay bu mu? Tabii tabii. Açığa çıksın, neler konuşulacak. Yani acayip şeyler çıkıyor ortaya. Kimler nasıl örgütlemiş çıkıyor ortaya. Ve görüntü. Özgür Özel memleketinde yuvalandı. Camiden kovuldu falan. Ben gerçi namazı inadına da kıldım. Başımı şu kadar eğmeden de öyle dimdik o camiden çıktım. Ama koruma müdürümün kaburgaları omzu kırıldı, 2 ay kaldı falan. Devletin zorla verdiği koruma ve bir de ben kabul etmiyorum. Ben hiç koruma kullanmıyorum. Devlet büyükleri koruma mecburi. Ana muhalefet, bakanlar, cumhurbaşkanı yardımcısına. Canımızı kurtardılar orada. Ama ben o caminin bahçesinde bulunduğu belediyeyi o olay olduktan 2 ay sonra %60 oyla aldım. Ve bayram namazında da 800 kişi sıraya geçtik. Birbirimizle bayramlaştık. Bir kişi el uzatmadan çıkmadı o camiden. Yani Hatuniye'den çıkmadı. O caminin bulunduğu yeri de %60 oyla aldık. Mesele şu. Birileri siyaseti çok kolay yapıyordu. Yani öyle ki bir şey olacak. Hadi hep birlikte imza atalım. Birlik beraberliğe en çok ihtiyacı. Öyle bir şeye ihtiyaç duyduğumuzda nasıl inisiyatif aldığımı gördüler, görürler. Ama ben o camideki linç girişiminden 15 gün sonra aynı bölgeden 6 şehit daha geldi. Yine kağıt çıkardılar.
Yine imza atmadım. Bu sefer diğer muhalefet partileri de atmadı. Tezkere yeniden gelirse tavrımız ne olur? Cumhurbaşkanından da çıkmayalım bu arada, bir şey daha soracağım. Yok, şimdi tam yeri geldi. Benim en büyük memnuniyetim kendi ilim dışarıdan yapılan Özgür Özel ilinde bana orada %60 oy verdi. 10 ay önce %28'i 5 parti almıştık. Tabii bir de ilimizdeki kimseyi dışarıda bırakmadık. Yani anket yaptık, ön seçim yaptık. Bana geçmiş süreçlerde beni en çok tartışan ve tartıştıran isim şu anda Manisa'da belediye başkanı ve en büyük destekçisi de benim. Çünkü bu partinin... Semih Balaban. Evet. Ben kendi ilçemde delege seçiminde son anda bir listeden ismim silindi. Ve o süreçte çok tartışıldık. Kendi mahallesinde delege olmuyor. Şimdi partiye genel başkan da olduk. Benim ilçeme de Semih Balaban aday oldu. Çok da iyi yapacağını biliyorum. İlk günden de dedim, sonuna kadar arkandayım. Böyle oy verirken de büyük bir zevkle verdim. Belediyeyi de aldı. Şimdi de harika işler yapacaklar. Gürkan. Şimdi bu Cumhurbaşkanlığı meselesine biz neden ikna olmuyoruz halen, ben onu düşünüyorum. Şimdi şundan dolayı efendim. Yani sevgili Betül sordu bu soruyu. Cumhurbaşkanlığı için siz tabii ki hem şu anda kamuoyunun çok önünde olan iki belediye başkanı, isimleri çok popüler. Hem Sayın Yavaş hem Sayın İmamoğlu. Hem onları kırmak, incitmemek için bir siyasi nezaket gösteriyorsunuz. Hem de tabii bir parti genel başkanı olarak kendinizi elbette söyleyemezsiniz. Ama şu anda bu konuşuluyor. Değil mi? Yani bu her yerde konuşuluyor. Sadece parti koridorunda konuşulmuyor. Siz şimdi 37.7'nin sahibisiniz efendim. Yani almışsınız bu oyu. Şimdi buna Türkiye'de bu oyu alan hiç kimse ben aday değilim, aday olmak da istemiyorum sorusu gazetecileri ikna etmez. Ya bizi ikna etmez şahsen. Çünkü şimdi, rekor bir oy almışsınız. Şimdi bunu alan kişi belki siyasi nezaketten, belki partinizin çıkarları bunu şu an için gösteriyordur. O yüzden söylemiyorsunuz ama biz sizi potada düşünüyoruz. Biz değil yani, bütün gazeteciler bunu görüyor. Yani 3 aday var diyorlar. Özgür Özel, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Ve ama söylenti orta sahadan da... biri daha gelebilir. İşte Ekrem'e biri daha eklenebilir mi mesela? Biri daha ben orta sahada oynamıyorum bu arada. Hayır, sürpriz biri, çok başarılı biri. Yani şunu söylüyorum net. Bir, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun toplumsal karşılıklarını kimse göz ardı etmesin. Biri sağ açığımız, biri sol açığımız. Bunu söylediniz. İkincisi, o ikisi var diye bu partide hiç kimse, bu partide gelecekte ne kadar başarılı olursa olsun bazı makamlar, mevkiler, adaylıklar bana kapalı diye düşünmesin. Ben bu beklentiyi de yönetmek durumundayım. Üçüncüsü, lider olma avantajıyla kendi adaylığını dayatır, bir çuval inciri yine berbat eder kaygısını da bertaraf etmek zorundayım. Bu parti travmalar partisi. Hmm. Ben o 14-28 Mayıs travmasını, değişim kurultayını yapmazsak bu seçmen sandığa gitmeyecek dedim. Bir duygusal kopuş ölçüyorum dedim. Bunu da dilim döndüğünce her tonda anlattım. Kurultayı da bunun üstüne kurdum. Kurultayı da kazandım ama sonuçta haklı da çıktım. 31 Mart gecesi sadece değişenler kazandı. Biz değiştik, kazandık. Değişmeyenler, iktidar muhalefet kaybetti. Ben bunu İYİ Parti'nin Sayın Genel Başkanı'yla yaptığım hayırlısı olsun ziyaretinde, tebrik ziyaretinde de Musavvat Bey'e de söyledim. Bu değişim partimize de iyi gelecek dedim. Çünkü seçmen ben bir mektup yazdım, okumayanı tanımam der. Siyasetin ABC'si bu. Süleyman Demirel'i Süleyman Demirel yapan, Ecevit'i Ecevit yapan, Özal'ı Özal yapan, İnönü'yü İnönü yapan seçmenin dediğini duymaları, bazen de duymamalarıdır. Bakın düştüklerinde nasıl düştüler, kalktıklarında nasıl kalktılar ve yaşadıklarından ne dersler aldılar, bunlara bir bakmak lazım. Burada iktidar Özgür Özel'i özellikle öne çıkarıyor, hatta tırnak içinde parlatıyor ki İmamoğlu ve Yavaş gölgede kalsın diye bir komplo teorisi de dolaşıyor bu arada. Yaşın, ya da bu isimler buyur, arasında bir çatışma olsun filan teorisini koyan. Onu çok beklerler. Bizim aramızda Ekrem Bey'le kardeşlik hukuku, Mansur Bey'le de bir dostluk ve arkadaşlık hukuku diyeyim. Hani abi kardeş desem şimdi derler ki sen genel başkansın niye kardeş oluyorsun falan, bir sürü de laf. Bizim partide bitmiyor ama öyle bir hukuk var. Biz bu hukuk olmasaydı Mansur Yavaş benim odama koşa koşa 8-10 kez girdi çıktı. Niye biliyor musunuz? Şu 16 belediyeyi alalım diye. Bir Mansur Yavaş bir ben inanıyorduk 15'e yakın belediye alacağımıza. Biz bazen de mutsuz çıktı. Çok iyi aday buldu. İstediği yere aday yapmadı. Dedim ki hayır,
oraya CHPK kendimiz olacak. Çünkü biz burayı CHPK kendimizden alabiliriz ve aldığımızda da bir daha vermeyiz. Ama senin adayın şurası için ölçtü. Ama biz birbirimize hep anketleri gösterdik. Hep saygılı davrandık. Birbirimize öf demedik. Ne Mansur Bey ne Ekrem Bey'le. Ben, beni şeye sokmaya çalıştılar. Ne numaralar. Efendim, İstanbul'da ve Ankara'da her ikisine de alan açtım ben. Çalışın, il başkanlarınızla tartışın, önüme taslağı getirin dedim. Ben ne bileceğim işte. Ama İzmir'i de 15 gün kendim çalıştım. İzmir'i ben, İstanbul'u Ekrem Başkan'la Özgür Başkan, Ankara'yı da Mansur Başkan, il başkanımız ve milletvekillerimiz müştereken çalıştılar. Taslaklarını. Son halini MYK, 7 kişilik bir kurulda, sonra MYK'da, sonra PM'de. Bir sürü aday da PM'de değişti. Değişimin doğru olduğu da oldu, yanlış olduğu da oldu. Arkadaşlar ikna olmadılar, değiştirdiler. Hiç kimseye de şey demedim. Genel başkanın getirdiği adaya direnilir mi falan. Hiç direnmedim. Parti içi demokrasi gerçekten takır takır işliyor. Bütün PM üyeleri orada ayrı ayrı listelerden geldiğimiz arkadaşlarla da çok uyumlu çalışıyoruz. Betül sorunu alayım. Pardon, şurada şu özür dilerim Betül Hanım. Şu son mesele. O yüzden bu o komplo teorilerini yapanlar da şöyle yapıyorlar. Yani bir, dediğiniz gibi birbirler arasında onu çok beklerler. İkincisi, bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Onu yapamazlar. Hani bunun Erdoğan Bey'in tanımlaması doğru. Onu çok uğraşırlar, yapamazlar. İkincisi, bana dümdüz hakaret etsin o zaman. Ben çok parlatılmaya muhtaç bir insanmışım gibi bir şey. Yani başka bir hakaret etsin. Hayır, hayır. Sizin Cumhurbaşkanı'yla görüşmenizi vesaire muhalif kesimde ya da başka kesimlerde ya özellikle iktidar medyası Özgür Özel'i övüyor ki o çıksın, yükselsin Cumhurbaşkanı adayı olarak diye bir komplo teorisi dolaşıyor. Ya onu da şöyle bir mesele var. İktidar medyası bunu çok dozunda övecek övecek, beni adaylaştıracak, sonra bırakacak, düşecek. Bu şöyle bir şey var. Kendine ait planı olmayan başkasının planının parçası olur. Bu teorileri üreten arkadaşlar hiçbir operasyon yönetmemişler, kurum yönetmemişler, seçim kazanmamışlar, kazanacak aday bulmamışlar. O yüzden müthiş bir kompleks içinde komplo teorisi, komplo teorisi kompleksten ürer. Kompleksli adam komplo teorisi üretir ve inanır. Yoksa benim kendime ait bir oyun planım var ve partinin genel başkanı olarak ve şu anda son derece işler yolunda gidiyor. Her zaman bu kadar iyi gider gitmez bilemem ama kendimize ait bir stratejimiz var. O stratejinin kendisi de bu partiyi son girdiğimiz seçimlerde %38 oy aldırdı. Hiçbirimiz tek başına almadık. Ne genel başkan, ne yöneticiler, ne adaylar, ne örgüt, ne konjonktür. Hepsi birden. Hepsi birden oldu da böyle oldu. Öyle bir tek ben aldım deyip de %38'de hakikaten adamın yürüyüşü değişir. Ama Mansur Yavaş'ı Ankara'da aday yapma. Al bakalım 38'i. Ekrem Başkan'ı değiştir, al 38'i. İzmir'de bu sokağın değişim talebini duyma. 9 tane kadın, 14 tane genç koyma. İzmir'e ben seni duydum ve dediğini yaptım deme. Israr et. Beğeni anketinde düşük çıkan adaylarda al bakalım 38'i. Bu cümleniz çok konuşulacak. Olmaz ya şimdi. Ki Adıyaman, Kütahya. Üstüne gülerler adama yani. Hı hı. Ben kendini bilen birisiyim. Yeteneklerimi bilirim, hedeflerimi bilirim, sınırlarımı bilirim. Olmayan bir başarıyı kendi üstüme kendim yakıştırmam. Ha ben bu başarıda en önemli faktörlerden biri de benim. Ama diğer 5 faktör de benim kadar önemli. Peki Betül. Sayın Özel, madem böyle buradan başladık, devam edeyim. Ankara'da aslında bizim merak ettiğimiz bir konu daha var. Türkiye Belediyeler Birliği seçimi de yaklaşıyor. En çok belediyeye sahipsiniz. Bu süreçte adayları nasıl belirleyeceksiniz ya da adayı nasıl belirleyeceksiniz? Çünkü belirlendi. Yani şöyle. Belirlendi. Belediyeler Birliği'nin delegelerini bugün akşam 5'te bütün valilikler teslim ettiler. Biz de takip ettik. Şu anda Belediyeler Birliği'ndeki toplam delegenin %53'ü, işte 447 herhalde, bize ait. Seçilerek geldiler. Seçimde bir aksilik olmadı. Şu anda bütün Belediyeler Birliği yönetimini CHP'den oluşturabiliriz. AK Parti'nin yıllarca yaptığı gibi, ama yapmayacağız. Hı-hı. AK Parti'ye de, MHP'ye de, İYİ Parti, Yeniden Refah'a da, İYİ Parti'ye de, yani belediyesi olan partilere Belediyeler Birliği'nde güçleri nispetinde veya temsilleri olabilecek oranda yer vereceğiz.
Belediyeler Birliği'nin bütün kaynaklarını CHP'li belediyeye aktarabiliriz. AK Parti ve MHP geçen dönem %98'ini kullandı. Öyle de yapmayacağız. Her gece gücü nispetinde dağıtacağız. Adayınız? Kamuoyu, Belediyeler Birlik Başkan adayımız. Evet. Daha onu çalışacağız. Yani orada en bir taleplere, mesela bugün şeyi hallettik. Kıyı Ege, Kıyı Belediyeler Birliği'ni hallettik. Ahmet Aras oraya başkan seçildi. Önümüzdeki günlerde Ege Belediyeler Birliği, Tarihi Kentler Belediye Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği'ne gelince de oraya en uygun adayı belirleyeceğiz, koyacağız. Bir Cumhuriyet Halk Partili olacak şüphesiz. Ama yönetiminde diğer partilere de yer vermeyi düşünüyoruz. Kamu gücünü ele alınca hep bana yapmamayı da göstereceğiz. Buna da kızanlar olacaktır. Geçmişte onlar öyle mi yaptı diye. Bir böyle yapalım bakalım ne olacak. Bir görelim. Ama bu efendim, Türkiye'ye burada iki isim yine konuşuluyor. Aynı iki isim yine karşımıza çıkıyor. Ben oraya da aday değilim. Burada mutlaka değilsinizdir ama Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş gerçi sevgili Betül şey yapmadılar, deklare etmediler ama yok, isimleri konuşuluyor gene. Kendileri deklare etmedi ama bazı isimler, bazı belediye başkanları tarafından isimleri söylendi. Söylendi. Bir belediye başkanımız Ekrem Bey'in adını söyledi. Bursa evet, herhalde evet, seçildiği seçimde. Evet. Burada bir parti olarak siz birini seçecek misiniz? Şöyle. Nasıl olacak yöntem? Benim olduğum yerde bir şey seçilmez. Kriz çıkmaz, süreç yönetilir. Ben hep bunu anlattım. Kongre sürecinde de yani kurultay sürecinde de imza toplayamaz dedikleri ekibimiz kurultayı kazandık biz. Sonra adaylar işte İzmir'i perişan etti, her yerden ayrı ses geliyor dediler. Dedim ki rekor kıracağız. 30'da 30 hedefimizdi de. Menemen'de çok geç kaldık. Aliağa'da devasa bir gücün karşısında 18 puanlık farkı kapattık. 0.2 ile bile kaybettik. Genç Çağatay müthiş bir çocuk. Gelecekte de Aliağa Belediye Başkanı olur yani kesin. Devam ederse kesin olur. 29'u kıl payı kaçırdık. 30'da Menemen'de kendi kazandığımız belediyede kendi ihraç ettiğimiz kişinin yerine kura oyunlarıyla getirilen kişi 4.5 milyar liralık satış yapıp acayip bir şey yaptığı için adayda geç kaldık. Yoksa 30'da 30 işten bile değildi yani. Sayın Genel Başkan, yaptığınız konuşmalarda baba ocağına dönme çağrısı yaptığınız defalarda. Atatürk erkek olduğu için soruyorlar. Çok eril bir dil. Siz hiç yapmazsınız, niye baba ocağı, ana kucağı değil. Atatürk erkek olduğu için. Partinin tapusu ona ait diyoruz yani. Yoksa bu süreçte katılımlar da oldu. Önümüzdeki süreçte de katılım bekliyor olacak musunuz partinize? Peki adres gösterecek misiniz? İşaret edecek misiniz? Bunların arasında milletvekilleri var, var mı? Çok başka var, partilerden çok var ama o süreci makul ve hem kendimize hem muhalefete zarar vermeyecek bir sakinlikte götürmeye çalışıyoruz. Biraz açmanızı rica edeceğim ama. Ya şöyle, mesela muhalif, diğer partilere niye zarar versin? Diyelim şu kadar vekil size geliyor. Hani buradaki nezaketiniz ya da o nabzınız niye o kadar sakin atıyor? Şöyle, bazı partilerin altını boşaltmaya çalışıyormuş gibi bir görüntüden hep kaçındım. Yeni milletvekili katılımları da arzu ediyor arkadaşlar, konuşmalar oluyor falan. Bir pazarlığa dökmeden geleceğe dönük, böyle Türkiye siyasetinin çok alıştığı vaatlere, taahhütlere girmeden, nasıl bir partiye gelmek istediklerini iyi anlatarak ve yetkinliklerinden çok emin olduğumuz. Ama önceki dönem millet, örneğin Bahadır Erdem gibi işte gelenleri gördünüz, daha da olacak alanlarında çok başarılı, müthiş arkadaşlar geliyorlar. Onları daha rahat alıyoruz. O süreci de doğru yönetiyoruz. Milletvekili almayı çok dikkatli bir süreç yönetiyoruz. Bittiğinde anlatırım riskleri. Benim bu tariften anladığım, AK Parti ve MHP dışındaki diğer partilerden size milletvekilleri, gelmek isteyen milletvekilleri var olarak anladım ben satır arası okumalarında. AK Parti'den de olabilir. Ama şöyle bir şey var. Bizim burada yaklaşımımız şu. Her gelmek isteyeni doğrudan alamayız. Bir geçmişte ne yapmış diye bakarız, ne söylemiş diye bakarız. Çünkü şu duyguyu da yıpratmak istemem. Ya düne kadar bize bunu söyleyeni aldınız, başımıza vekil yaptığınızı da demek, dedirtmek istemem. Bir, iki siyasi partiye maliyet yaratacak sonuçlar yaratmak istemem. Komisyon sayıları düşsün istemem. Grupları düşsün istemem. Bunu yapmanın bana faydası olmaz. Yani
şey yanlış olur. Ben bütün muhalefet partilerinin 4 yıl boyunca özgürce ve kendilerini en güçlendirecek şekilde siyaset yapmalarını isterim. Ama ben de kendi siyasetimi iyi yapmak isterim. Şurada böyle milletvekili transferine girişmiş, zafer sarhoşluğuyla, kibriyle kendini çekim merkezi gören bir şımarık görüntü vermek de istemem. Yavaş yavaş. Şimdi sürede daralıyor. Emekli mitingi soruldu. Pazar günü. Evet, pazar günü. Şeye geçmeden, belediyeler faslını biz çıkmadan ben bir küçük soru daha sorabilirim. İzin verir misiniz? Sayın Başkan, özel bir soru var. O da şu. Kepez Belediye Başkanınız Mesut Kocagöz. Halen tutuklu. Antalya'da yaşanan teleferik faciası ile ilgili olarak tutuklandı. Tutukluluğu da devam ediyor. Hem ailesi hem avukatları bu konuda bayağı bir çaba sarf ediyorlar. Çünkü o dönemde kimin sorumlu olduğu, kimin işte ihmalinin bulunduğu vesaire, bunlar da mahkemede bilirkişiyle yapılacak. Ancak kamuoyunda oluşan o günkü hava ve etkiyle bir can kayıpları da olduğu için tabii tutuklandı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Konuyu takip ediyor musunuz? Hem nasıl? Daha dün seçim ve hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcım Gül Çiftçi cezaevinde yanındaydı. İki günde bir mutlaka bir milletvekilimiz, bir arkadaşımız mutlaka ziyaret ediyor. Ailesiyle, avukat olan kızıyla, damadıyla ve davayı sürdüren avukat arkadaşla sürekli görüş alışverişi içindeyiz. Bilirkişi raporunu takip ettik, iddianameyi takip ettik. 11'inde yapılacak duruşmada, birinci duruşmada evet, sarı verilmesini bekliyoruz. Kendisi hakkında tutuklamaya sebebiyet veren, ifadeyi veren kişinin sonradan çıkan kayıtlarda duran, yani sistem hasta kendini durdurmuş, sistemi manuel başlatan kişi olduğunu, sonra da bakımları iyi yapılmadı, çok hızlı yapıldı, işte Kepez Belediye Başkanı sorumlusudur falan filan dedi. Oysaki o tarihten sonra 3 kere daha denetim geçirmiş orası falan. Yani tamamen suçsuz olduğunu inanıyoruz. Elbette yargılama süreci olacak ama tutuklu yargılanması büyük bir haksızlık. Yani şimdi bu benzetmede şöyle bir yanlışlık oluyor. Yani sanki bizimki de suçlu da onların suçluları tutuksuz yargılandı, bizimki. Bizimkinin suçsuzluğu da aşikar ortada ama şimdi 301 kişinin hayatını kaybettiği Soma'da bir tane kamu görevlisi tutuklu yargılanmadı. Bir tane kamu görevlisi tutuklu yargılanmadı. İzin verilmedi. Çorlu tren faciasında öyle. İliç'te öyle. Her yerde öyle. İmzayı atanlar öyle. İliç'in imzasını atanı İstanbul'a Büyükşehir Başkanı da yaptılar. Bunun yanında Kahramanmaraş'ta Gül Apartmanı, bir yıkılan apartmanın altında sorumlu diye imzası olan da İstanbul'da afetten sorumlu, şehircilikten sorumlu il müdürü olarak atadılar. Olacak işler değil. Kepez Belediye Başkanı şey, yani büyük bir orantısızlık var. Kaldı ki diğerlerinin suçları ortadayken izin verip yargılamıyor. Kepez Belediye Başkanı'nı tek başına günah keçisi ilan ediyor. Bu, ama hani bu karşılaştırma bile Mesut Başkan'a haksızlık gibi oluyor yani. Kübra. Emekliler için büyük bir miting düzenleyeceğinizi açıkladınız. Sadece bu aslında emekli mitingi değil. Daha önce bir atanamayan öğretmenlerle ilgili de bir miting yaptınız. Sokaklardan korkmayacağız diye bir söyleminiz var. Burada bir biraz geniş bir soru sorayım. Sokaklardan korkmayacağız söyleminiz yeni bir söylemse eğer, bu CHP'yi, CHP kitlesinin desteklediği ama kutuplaştırıcı, kutuplaşmayı arttırıcı bir noktaya gider mi? Böyle bir endişeniz var mı? Mitingleri örneğin Cumhur İttifakı'ndan da katılım bekliyor musunuz? Çünkü bu tür mitingler genelde seçim öncesi taban konsolidasyonuna neden olan eylemler oluyor. Böyle bir endişeniz var mı? Bunu bir sorayım öncelikle. Bir de şimdi sadece miting değil de CHP birinci parti oldu. Evet, emeklilerin sesini duyuruyorsun. Peki çözüm önerileri de getirecek mi CHP? Tabii, tabii. Yani emekliler konusunda, ekonomide, sağlıkta, tarımda biz sadece eleştiren değil çözüm öneren bir CHP görecek miyiz bu mitinglerde? Ve tabii, proje tabii. Tabii, birincisi şu, atanmayan öğretmen mitingi de öyleydi. Bu da öyle. Atanmayan öğretmenlerin ailelerine bakın. Son seçimlerde kime oy verdiler diye, emin olun AKP birinci partidir, biz ikinci partiyizdir. Yani bir milyonluk bir örneklem yanılmaz. O yüzden emeklilerde 16 milyonluk örneklem yanılmaz. Geçen seçimlerde AKP'ye oy vermiş olabilirler. Bu seçimlerde önemli bir kısmı
bize oy verdi bu meselenin çok üzerinde durduğumuz ve seslerini duyurduğumuz için. Şimdi bu miting siyasi mitingler değil bu mitingler. Bu mitingler siyaseten yaptığımız ama haklılığına çok inandığımız mitingler. Bu mitingler bir siyasi parti olarak tertip ediyoruz ama partinin genel ve rigid bir siyasi söyleminin yerine sorunu görünür kılıyoruz. Benim derdim 10 bin lira alan AK Partili'ye de MHP'liye de İYİ Partili'ye de Demli'ye de CHP'li kadar dokunabilmek. Bu mitinge 10 bin liraya itiraz eden herkes gelsin. 276 euro diyorum. Alman Cumhurbaşkanı Perfect German derken Almancama düzeltiyor 2760 diye. Tercümesi yok Almanca'ya bizim emekli maaşının. İnanamıyorlar. İngilizce simültane tercümeyi Avrupa Konseyi'nde düzeltmeye kalktı konseydeki birisi. 2760 diyecek diye. 276 euro Türkiye'de emekli maaşı demek 2700 olmasın dediler. İngilizce, Fransızca tercümesi olmayan bir iş yapıyoruz Türkiye'de. 10 bin lirayı kiraya verse aç kalacak, karnı doysa sokakta kalacak. Bunun AK Partilisi, MHP'lisi yok. Ve ben %38 oy alırken hepsine dedim ki ben bu onu işi 1 Nisan sabahı halletmem için yapacağınız iş 31 Mart'ta sandıkta bana destek vermek. Ben de sizi yanınızda da olacağım, önünüze de düşeceğim, sesinizi duyuracağım. Pazar günkü miting emekliye sahip çıkma mitingi. Emeklinin partisi vardır ama biz parti ayırmadan bütün emeklilere sahip çıkıyoruz. Doğrusu da bu. Ben bu mitinglerde bir kutuplaşma görmem. Aksine AK Partili seçmen de bak muhalefet partisi ama bana da sahip çıkıyor, bana da faydası oluyor diye düşünür. Bence normalleşme iklimine katkı sağlar. Varıp da hani ne bileyim AK Parti protesto mitingi işte çeşitli böyle kutuplaştırmaya sebebiyet verecek mitingler ne bileyim Recep Tayyip Erdoğan'ı kınama mitingi falan yaparsan tabii olur. Hani ama bu süreçte söylem çok önemli. Miting. Söylem önemli. Şöyle Sayın Erdoğan da Sayın Bahçeli de çok sert sözler de söylüyor. Siyasette sertlik olur. Hakaret olmaz. Şunu söyleyeyim. Ben 5 Kasım'dan beri partide bambaşka bir sürecin içindeyiz. 6 ay oldu yanılmıyorsam değil mi? 6 ay olmak üzere. Ve şu ana kadar ne Erdoğan bana ne ben ona hakaret davası açmadık henüz. Seçimden önce de... Aman açılmasın artık. Ben zaten Sayın Erdoğan'la görüşmede de bunu şöyle dile getirdim. Birbirimize hakaret davası açmamayı değil, hakaret etmemeyi teklif ediyorum. Yani net. Çünkü ya hakarete... Yanıtı ne oldu diyeceğim, söyleyecek. Yok, yani... Ben siyasetin dilinin yumuşamasıyla ilgili ben söyledim. Sayın Erdoğan da kendi cevap veya söz hakkını kullanırken kendi sunumunu gerçekleştirirken o da benzer ifadeler kullandı. Orada mütabakat da vardı. Yani birbirimize dava açmamaya değil. Ben diyorum ki ben mesela çok sert yani çok sert geçebilecek bir seçim süreci geçirdik. Ben muhalefet partisiyim ve 105 miting yaptım. Bir tane Cumhurbaşkanı'na ya da Devlet Bahçeli'ye hakaret etmedim. Hakaretler duydum duymazdan geldim. O da şey terör dem falan öyle şeylerden dem vurdular. Onu da duymazdan geldim. Hakaret duydum canı sağ olsun dedim. Hakaret duydum bilmem ne dedim. Sonra baktım karşı taraf da etmemeye başladı. O yüzden bu birisi ilk adımı atması lazımdı. Benim yaşım da müsait bana düşer ben attım yani. Çözüm önerileri olacak mı? Olacak. Hatta şöyle söyleyeyim. Bilhassa esas çözüm önerimi burada söyleyeyim. En bütüncül, en inandığım çözüm önerisi. Vergide adalet. Çok memnun olduğum bir şey. İlk kez AK Partili birinin de ağzından çıktı Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek irrasyonel politikaları terk etti. Rasyonel politikalar üretiyoruz diyor ya. O politikalar kendilerine rasyonel. Kendilerinin desteklediği yüksek gelir seviyesindekiler için ve bu neoliberal politikalardan beslenenlere rasyonel. Fakire, fukaraya, asgari ücretliye, emekliye yine irrasyonel. Burada çare şu. Türkiye'de 100 lira vergi toplanıyor. Bu 100 lira verginin 65'i geçici vergi. Fabrikatör jipine mazot alıyor. Aynı fabrikada çalışan çocuk da motoruna mazot alıyor. Aynı vergiyi ödüyorlar. Ya da süt alırken Türkiye'nin en zenginiyle en fakiri aynı vergi ödüyor. Bu %65. Bir %24 var. O sizin emeklilerin, çalışanların maaşlıların özel sektörde çalışanların, kamuda çalışanların
ellerine maaşını almadan ödedikleri vergi %24. Etti mi 89? %11 gerçekten kazanandan alınan vergi. Böyle bir adaletsizlik yok. Ve bu %11 Türkiye'deki gelirin neredeyse %80'ini elde edenler. Burada yapılacak iş şu. Geçici dolaylı vergilerden hızla kademeli olarak kurtulup gerçek ve adil bir vergi sistemi kurmak. Çok kazanandan çok, az kazanandan az, kazanmayandan hiç vergi alınacak. Hiç alınmayacak. Başka bir çaresi yok. Bunu savunmadan bu ülkede kimse emekli dostu olmasın. Kimse asgari ücretliden yana konuşmasın. Şöyle bir açmazın içindeyiz. Futbol terimi kullanıyorum. Kadınlar anlamıyor diyor. Satranç terimi kullanacağım. Şöyle söyleyeyim. Aslında bir de kadınların futboldan anlamadığı da yine kadınların kötü şoför olduğu gibi bir iddia. Onu da kınıyorum. En iyi spor yorumcular da bakıyorum hep kadın spikerlerden çıkıyor. Ama çok enteresan bir şey tespit etmek isterim. Satrançta bir oyuncunun iyi mi oynayıp kötü mü oynadığına son hamleleri nasıl yaptığıyla karar veremezsiniz. İlk hamleleri nasıl yaptığına. Usta satrançlar iyi açılış yaparlar. İyi açılış yaparsanız açmaza düşmezsiniz. Şu anda Türkiye şöyle bir açmazdı. Hani satrançta en fena açmaz nedir? Şah kale açmazı. Şahı kurtarmak için kaleyi vereceksin. Ya da vezir kale açmazı. Veziri kurtarmak için kale gitti. Türkiye'de döviz kuru ihracatçı için çok düşük, vatandaş için çok yüksek. İkinci açmaz, Türkiye'de asgari ücret alan için çok düşük, veren için çok yüksek. Bu işe bir çare bulmanın yolu, devletin asgari ücrette küçük esnafı, KOBİ'yi ve belli işletmeleri, ihracatın belli alanlarını kayıracak tedbirler alması. Vergiyi kaldıran kalktı ama yetmiyor. Başka bir şey yapmak lazım. Bu asgari ücreti arttırmazsan büyük bir sosyal patlama gelir. Arttırınca da ihracat yapamıyor. Neden? Çünkü açılış yanlış. 22 yıldır penye ihracatıyla övünüyoruz. Dünyanın ünlü kot markalarına en iyi fason üretici olmakla övünüyoruz. Çimento ihracatıyla övünüyoruz. Macron çimento fabrikalarını kapatmakla ve çimentoyu Türkiye'den ithal etmekle övünüyor. Çünkü Türkiye'de karbon ayak izi yaratıyor. Türkiye'nin havasını suyunu tüketiyor. Hiçbir işe yaramayan bir iş. Ve biz Macron'un fabrikaları taşıdık İzmir Kemalpaşa'ya. Oradan üretiyoruz. Macron çimentoyu gemiyle bizden alıyor. Akıl almaz yanlışlar. Yüksek teknoloji, inovasyon, Ar-Ge, yüksek katma değerli ürün üretirsen 17 bin, bu ürünleri üretenler 17 bin lira asgari ücreti düşük bulmuyorlar. Onlar da asgari ücret 50 bin lira. Çok nitelikli aranan elemanlar çalıştırıyorlar. Ama Türkiye'de halen daha ara eleman sorunu söylüyor. Sorunun aranan eleman sorunu olduğunu idrak edememiş bir ekonomi yönetimi var. O yüzden bambaşka bir şey. Türkiye'nin en iyi ekonomistlerinden müthiş bir havuzumuz var. Bilinen isimler Selin Sayıkböke, Yalçın Karatepe, Volkan Demir. Bunlar MYK'daki isimler üçü. Birisi Volkan Demir MYK'a girene kadar Galatasaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi dekanıydı. Ve Türkiye Mühendis Mimarlar Odası'nın mesleğe giriş sınavında komisyon başkanıydı. Yalçın Hoca da öyle. Yalçın Hoca, onu söyleyeceğim. Yalçın Hoca Mülkiye'nin dekanlığından geliyor. Mülkiye dekanı Yalçın Hoca, o geldi. Selin Hoca'yı bütün dünya tanıyor. Önceki dönemkiler. Şimdi bir isim söylesem diğerini atlık kalır. Ama CHP'nin geçmiş ekonomiye etti. Meclisteki ekonomistleri ve inanılmaz bir hinterlandlarıyla hepsi birden inanılmaz çalışıyorlar. Emekliye de, asgari ücrete de, ekonomiye de. Hele hele İzmir Sanayi Ticaret Odası'nda 2 saat 10 dakika sunum yaptım. Kürsüden. Sanayi Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve bir yapı daha var. Hanımefendinin başkanı olduğu çok değerli. Bir an şimdi şey yapmadım. Bütün delegasyonlar oradaydı. Tek dedikleri şu. İşte CHP'den böyle bir ekonomi sunumu bekliyoruz. İşin bu yanlarını herkes görecek. Müzakere eden, mücadele eden, çözüm önerisi sunan ve her geçen gün iktidara daha hazır bir CHP görüntüsüyle karşınızda olacağız. Efendim çok az vaktimiz kaldı. Bir Betül'e döneyim tekrar. Son soruyu da ondan alayım. Ben o zaman son soru olarak sıcak bir soru sorayım. Tamam. Bugün şimdi yeni müfredata ilişkin Sayın Özel eleştirileriniz olmuştu. Bugün o yeni müfredat Talim Terbiye Kurulu tarafından kabul edildi, onaylandı. Artık Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasına kaldı.
Bu konuyla ilgili ne söyleyeceksiniz? Çok yanlış yapıyorlar. Bir de anayasa tartışmalarından ilişkilendireyim. Anayasa yapmak istiyorlar. Meclis Başkanı'ndan duyduğum, Sayın Erdoğan'ın kamuya açık konuşmalarından da dinlediğimiz, çoğulcu, herkesi içine katan, meclis %96'dan oluşuyor, memleketin %100'ünü temsil edecek bir anayasayı hep beraber yapalım. Müfredat yapmak anayasa yapmaktan önemli. Bu müfredatla yetişen çocuklar ileride anayasa yapacaklar. Ya da anayasayı ihlal edecekler, ilga edecekler ya da anayasaya sadakatleriyle ülkeyi zenginleştirecekler. Bu müfredatı anayasa yaparkenki taahhüdünüzle yapmıyorsanız, sizin Milli Eğitim Bakanınız 10 yıl çalıştım, 7 günde görüş bildirin deyip, 7 gün az diyene hadi %50 zam yaptım, 10 günde bildirin diye küstahça bir cevap veriyorsa, bugün biz eleştirilere kulaklarımızı tıkıyoruz, bildiğimizi yapacağız diye açıklama yapıyorsa, siz bu kafayla müfredat yaparsanız, bir, size bir daha bu millet müfredat yaptırmaz. İki, bu toplum sizin anayasa yapacağınıza ilişkin taahhüdünüze de inanmaz. Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Erdoğan'a buradan, kamuya açık alandan açıkça çağrıda bulunuyorum. Bu müfredatın yürürlüğe girmesini durdurmazsanız, söylediğiniz anayasa yapmayla ilgili, çoğulculukla ilgili bütün vurguları da Milli Eğitim Bakanı eliyle çöpe attırıyorsunuz. Bu müfredatı böyle hayata geçirirseniz AK Partili kadın seçmen eğitimden %18 memnun. Sebebi de 9'dur her gelen bakanınız bunu yapıyor. Oysa ki Almanya'nın en çok ihracat yapan, en nitelikli ihracat yapan ülke olmasını ve en başarılı mühendislerinin olmasını, dünyanın en iyi arabalarını, en iyi motorlarını üretiyor olmasının bir tek sebebi var. Alman müfredatında milli mütabakat var. Ulusal mütabakat. Sosyal demokrat da o eğitim sistemini benimsiyor, Hristiyan demokrat da. Herkes çocuğunun o eğitimle eşit yetiştiğini, eşit yarıştığını biliyor, güveniyor ve iyileştirmesine katkı sunuyor. Böyle müfredat yaparsanız siz ancak Almanların yaptığı en pahalı Mercedes'e binersiniz. Ama o Mercedes'i onlar üretir satar. Sonuna geldik programın. Azerbaycan'dan randevu talebinize yanıt geldi mi son olarak? Olumlu, daha doğrusu bizim bir milletvekilimize AK Partili bir heyet başkanının varlığında önümüzdeki ay bir randevu vermeyi düşünüyoruz. İki tarafta seçimden yeni çıktı gibi bir mesaj var. Hikmet Çetin'e de biliyorsunuz onun orada ağırlığı çok Sayın Genel Başkanımızın. Olumlu mesajlar var. Öyle görüyoruz, bekliyoruz. Ben Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Azerbaycan çıktı biliyorsunuz. Azerbaycan'ın bu yaşananlarda Avrupa'nın değerlerini paylaşıyoruz. Herkes bunlar gözü ama Azerbaycan'ın konsey dışında kalması çok yanlış. Geri dönmesi için benim aracılığım katkı sağlayacaksa ben hazırım dedim. Ona da katkı sağlayacağım çünkü orada sosyalist grubun büyük bir etkisi var orada. Ben Azerbaycan, Kıbrıs ve Türkiye için. Türkiye'de ana muhalefet partisiyim. Türkiye'de Azerbaycan, Kıbrıs ve Türkiye için bu sınırların dışına çıktığımda Türkiye'nin partisiyim. Onların çıkarlarını korum. En son bitirirken şu Fatih Sultan Mehmet'i sormasa içinizde kalır. Onu nasıl sosyal demokrat ilan ettiniz Sayın Genel Başkan? Bir anlatın bize ne olur. Şöyle, sosyal demokratlar bilime önem verirler. Enteryasyonalist insanlardır. Yabancı dil bilmek isterler, bilene saygı duyarlar. Çocuklarını kendisi bilmiyorsa bizim babalarımız öyle, biz öğrenemedik, sen iyisini öğren derler falan. Fatih Sultan Mehmet benim yetiştiğim, benim eczaneme 150 metre ötedeki has bahçelerde at binmeyi öğrenmiş, eğitimini almış. 6 yabancı dil bilen, mühendisliğe meraklı, dünyanın 19 yaşında babası vefat ettiğinde duasını okuyup beyaz atın üstüne atlayıp beni seven arkamdan gelsin lafını Manisa'da söylemiştir orada. Ben bütün gençlik kollarını götürdüm. Tam orada onlara dedim ki beni seven arkamdan gelsin. 81 ilin il başkanı. Gitmiştir. Nereye gitmiştir? Edirne'ye gitmiştir. Edirne'de dünyanın en iyi Ermeni mühendislerine o topları döktürmüştür. Dünyanın en iyi mühendisi ve kendisi sürtünme çalışıyordur. Manisa'da sürtünme öğrenmiş. Edirne'de ayçiçek yağı var. Sonradan bir görüyorsunuz ki o kalasların üstünden demirleri ayçiçek yağı döküp sürtünme katsayısı düşürerek Haliç'ten geçiriyor. Şimdi birileri Osmanlı'ya öykünürken donanmayı 33 yıl Haliç'te tutup
Kıbrıs'ı savaşmadan elden çıkartanlara öykünüyor. Ben sürtünme katsayısı çalışıp gemileri Haliç'ten geçiren Fatih Sultan Mehmet'in 6 yabancı elbette kardeş katlini savunacak halim yok. Her şey gibi onun da hataları var tarihte 500 yıl önce. Ama 600 yıl önce çağ açıp çağ kapatan Sultan Mehmet. Şimdi bir tarafta diyelim son padişah bir önceki, bir tarafta hangisini ben benimserim? Hangisi daha sosyal demokrat? 6 yabancı dil bilen mi? Matbaaya 200 yıl direnen. Peki. Ama biraz Necmettin Hoca'nın Atatürk yaşasaydı Refah Partili olduğu lafını hatırlattım. Siyasi Parti Genel Başkanlığı'nın böyle bir konfor alanı vardı. Peki. Peki çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Sayın Özel yayınımıza katıldığınız için. Çok teşekkür. Teşekkürler arkadaşlar. Özel röportajda Cumhuriyet Halk Partisi lideri Sayın Özgür Özel'i konuk ettik. Gündeme dair soruları sorduk, yanıtlarını aldık. Yayınımız devam edecek. Cansu Canan'la devam edecek. TV 100 yayını bizden bu kadar. Hoşçakalın.